Vallahi yapar yapar diyorum ama Tülay Hanımcığım sanki Havva Nur yapamaz gibi geldi ama. Siz kendi gelinize yoğunlaşın isterseniz. Aa, benim gelinim zaten bu hafta gidiyorsunuz Filiz Hanım. Ya sen iki gündür gelin laf edince çok atarlanıyorsun. Hayır. Ben dün de söylemiştim. Hiç kimse benim gelinim hakkında yorum yapmadı. Aa, hayırlı. Oradaki kadın ki? Benim adım Julia. Ben Rüsum. İnanmıyorum. Sen tanıyor musun? Ben bunu iş görüşmesine çağırdım. Yani torunuma bakıcı için. Yine ne yapıyorsun ya? Beni çileden çıkarmak için elinden geleni yapıyorsun. Ne bakıcısı ya? Kanal D izleyenleri, dünyanın en çok seyredilen, en çok altın dağıtan yarışması Girelim Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün çarşamba. Bizlerle bu heyecanı Kanal D stüdyolarında yaşamak istiyorsanız başvuru adresimiz www.kanald.com.tr. WhatsApp hattımız 0539 570 37 07. Ve sizlerle kim bugün burada? 1 2 3 Mehmet Ali. Şimdi dönüyoruz ve kartımı rica ediyorum efendim. Sizi Murat Bey. Sizi kayısı çekti canım ya. Bugün nasıl, kayısımı yer misiniz? Şeftali. Şeftali mi? Evet. Kayısı, kayısı. Kayısı ayol, şeftali evet. Daha başka. Bütün meyveleri yaşmış kayısı. Beyhan Hanımcığım, sizce bu ne renk? Kavun içi. Kavun içi. Karpuz, karpuz. Pekala. Evet, bugün çarşamba, yarışmanın üçüncü günü. Üçüncü gününde sizlere baktırım. Neymiş efendim? Aa. Ya böyle bir yemek daha ilk defa duyuyorum, ilk defa görüyorum. Okumayı bile zor becereceğim. Tabii. Hazır mısınız? Patlıcan, kabak, biber. Aa, patlıcan, güveç mi yapacağız? Patlıcan, biber, domates. O biber var ya, o biber. Kapya biber. Kapya. Evet. Ay, kapya bibere bayılıyorum. Ya biber. Evet. Bu malzemeleri de gördükten sonra yemeğimizi hemen söylüyorum size. Acaba okuyabilecek miyim? Doğru mu bu? Ratatuy. İlk defa duyuyorum. İlk defa duyuyoruz isim olarak ama gördüğümüz patlıcan şeyler. Patlıcan yemeği ratatuy yani yapmışlar. Yani patlıcandan ve kabaktan ve de soğandan ve de domatesler ve de biberden yapılan bir yemek. Ratatuy. Acaba bizim bildiğimiz türlü Mehmet Ali Bey burada ratatuy olmasın? Hani güveç vardı değil mi? Yani, güveç evet dedim ya, güveç olabilir. Peki malzemeleri okuyorum. 2 adet patlıcan, 2 adet patates, 2 adet kabak, 2 adet kırmızı kapya biber, 3 yemek kaşığı sivi yağ, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tuz sos için, 3 adet domates, 3 yemek kaşığı sivi yağ, 1 adet soğan, 2 adet sivri biber, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuz. Üzeri için 100 gram kaşar peyniri varmış efendim. Bu yemek için size verilen süre tam 45 dakika. Güzel. Yeter, güzel. Güzel. Şimdi kaynanalarımız ratatuy yemeğiyle ilgili gelinlerine tiyo verecekler, bilgilendirecekler. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Hazır mısınız? Evet. O zaman sizleri
kayınvalidelerinizle baş başa bırakıyorum. Güveçleri güzelce yerleştir. Fırına ver. Çok yapmayacağım. Çok yıkarsam direkt biri verir. Şunu bak, soyacağım. Şimdi bunları soyacaksın, doğrayacaksın, soğanla kavuracaksın, sos. Sen patlıcanı bence biraz suda bekle. İşte muhtemelen bunları doğrayacaksın zaten. Yani hepsini aynı eşit, aynı derecede doğraman gerekiyor. 5, 4, 3, 2, 1. Tiyolar bitti. Hadi, kaynanalarımız hadi, vedalaşalım efendim. Evet, sizi yerinize alıyoruz kaynanalar. Vallahi yapar yapar diyorum ama Tülay Hanımcığım sanki Havva Nur yapamaz gibi geldi ama. Siz kendi gelininize yoğunlaşın isterseniz. Aa, benim gelinim zaten bu hafta gidiyorsunuz Filiz Hanım. Ya sen iki gündür gelin laf edince çok atarlanıyorsun. Hayır. Ben dün de söylemiştim. Hiç kimse benim gelinim hakkında yorum yapmasın. Benim adım Julia. Ben Rüsum. İnanmıyorum. Sen tanıyor musun? Ben bunu iş görüşmesine çağırdım. Yani torunuma bakıcı için. Yine ne yapıyorsun ya? Beni çileden çıkarmak için elinden geleni yapıyorsun. Ne bakıcısı ya? Gelinler hazır mı? Evet. Hazırsanız 45 dakikalık süre şimdi başlıyor. Hep beraber geriye sayıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 başla. Kolay bir yemek. Yapacaklarını da düşünüyorum. Evet. Yapmaları da gerekiyor. Çünkü zaten orada 2-3 tane bir şey var. Onu fırına verecekler. Bu yani. Bunu hepsi yapar bence. Bence ya, çok hepsi basit, yapar çok. Bir de güzel yaparlar. Çünkü sebze. Sebzelerin sebze pişmeye yani. Zamanı da çok kısa zaten. Yani. Çabuk oluyor. Vallahi yapar yapar diyorum ama Tülay Hanımcığım sanki Havva Nur yapamaz gibi geldi ama. Yapar Filiz mı? Hanım lütfen yani. Ne demek istiyorsunuz siz? Benim gelinim bütün yemekleri yapar. Ne bileyim, siz herhalde bizi ilk hafta olduğumuz için bizi ezmeye ne çalışıyorsunuz. Yok alakası yok Tülay Hanım. Evet evet öyle. Dün hamur çiğdi ya bugün de belki sebze çiğmi olursa hamur bilemedim. Çiğ olabilir ama ben gelinimin bütün yemeklerini bilirim. Siz kendi gelininize yoğunlaşın isterseniz. Aa, benim gelinim zaten bu hafta gidiyorsunuz yapıyor. Filiz Hanım. Vallahi ben gitmem de. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Ben gitmiyorum. Gideceksiniz Filiz Hanım. Ben buraya kendimi demirbaş ilan ettim. Sanki yok. Tülay Hanım bu hafta hani geliniz bugün güzel mi yapar diye tahmin ediyorsunuz. Bugün yapar değil, mı? Benim gelinim iki günde heyecanlıydı. Bütün yemekleri çok güzel yapar. Siz yeni geldik diye gelinimin üzerine oyunlar oynamayın. Ben dün de söylemiştim. Hiç kimse benim gelinim hakkında yorum yapmasın. Kesinlikle. Hayır kabul etmiyorum. Siz şimdi iki gün zaten geliniz yapamadı. Bugün tam yapar diyorsunuz. Bir de kendiniz... Benim gelinim yaptı. Yaptı. İlk gün heyecanlı olduğu için yapamadı ama ikinci gün yapmıştı gayet gördük. Güzel. Ya, bak, bir şey söylüyorum. Galiba siz görmediniz. Bir dakika. Hepinizi tek tek göndereceğiz biz. Hiç siz rahat görmediniz. Olur. Rahat siz olun herhalde siz. Farkında değilsiniz yemeklerin ne olduğunu. Ya sen iki gündür gelin laf edince çok atarlanıyorsun. Hayırdır? Çünkü benim gelinime hiç kimse benden başka gelini laf var. Söyleyemez. Sadece senin değil. Asla. Siz de gelininizi koruyun. Benim için sorun yok. Ay niye öyle diyorsunuz ki? Hep siz söylersiniz biz diyemeyiz. O zaman buraya niye geldiniz? Biz burada gelinlere de laf söyleriz. Birbirimize de laf söyleriz. Sırası geldi. Her şeyi yaparız biz benim burada. Benim gelinimin yüzüne karşı belki konuşabilirsiniz ama asla bu... Burada gelinim hakkında yorum ettirmem Allah ben. Allah Allah. Hayırdır? Evet, evet. Ama eleştiriye ve yoruma açık değilseniz ne işiniz bana var? Bana istediğiniz eleştiri yapabilirsiniz. Ben buradayım. Yemeği konuşacağız ya da şu nasıl yapıyor, bu nasıl yapıyor diyecek. Yemeği konuşalım, evet. Yemeği konuştuk konuşalım. Zaten çok kolay bir yemek. Ama benim gelinim yapamayacak diye bir şey konuşmayın lütfen. Göreceğiz, göreceğiz onu. Göreceğiz. İlk seni göndereceğim. Benim gelinim yapamadım. Hadi be orada. Evet, demin ilk seni ve gelinini göndereceğim. Kesinlikle. Ay, çok iddialıyım. Biz senin... Birinci sıradasın Nuray Hanım, dikkatli öyle ol. Öyle mi? Biz rüzgar evet, gibi evet. O taraftan sizi göndermeyelim. Yok çıkışa canım, da yakınsın. En yakınımda siz olduğunuz için ilk başta sizi göndereceğim. Kızlar nasılsınız? Bomba gibiyiz. Senin sormanız. Teşekkür ederiz. Valla ben kendime geldim dün.
Tabii iki hafta sonra çeyrek aldım. Geçen hafta evet senin nazarın değdi. Artık çeyreklerime bir nazar boncuğu takacağım. Gerçekten sayısını söyledim ya Yaren'e bastıra bastıra. Geçen hafta gözlük aldı, hiç alamadı. Ama bu hafta kendime geldim. Göreceğiz gün sonunda. Nazar boncuğumu takarsın. Allah güle güle kullan. Kimsenin çeyreğinde şeyimiz göreceğiz. Yok yani. Ya ben o kötü elektriği sadece karşı taraftan alıyorum. Yani ben hiç umurumda değil senin çeyrek alman. Ben bendekilere bakarım. Sendekiler beni ilgilendirmez demiyorsun da ben geçen hafta yemeklerimi yapamadım, konsantre olamadım demiyorsun. Bir hafta hiç çeyrek alamadın. Suratın asıklı zaten. Yaren ben haftalardır senin şu kötü enerjin yüzünden kaybediyorum ya. Bakma, gerçekten. Fazla enerjiye, beni kafaya takmazsan başaracaksın. Enerjiye çok inanan bir insanım ve senin kötü elektriğini o kadar çok hissediyorum ki. Bak kafaya fazla takmazsan başaracaksın. Ama bu hafta böyle evrene pozitif enerji gönderiyorum ve hepsini alıyorum. Beyan Hanım ikinci olarak sizi göndermeyi planlıyorum. Çünkü sizin böyle yemekten çok ortalıkta gezmeniz beni sıktı artık. Ay sadece gülüyorum ben. Siz bizi mi göndereceksiniz? Ay sen gülmüyorsun. Sadece sahte dişlerini çıkarıyorsun. Gerçekten. Dur. Kızım geldi. Hayırdır? Geliyor. O kim ya? Yeni gelin mi aldın Beyan Hanım? Yok. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar iş görüşmesi vardı. Çocuğuma bakacağım. Ne iş görüşmesi Beyan Hanım? Hayırdır? Şirket mi kurdun? Bir saniye anlatayım. Anlatıyor bir saniye. Oradaki kadın ki kızla tanıyan var mı? Nerede? Ben göremiyorum şu an bir şey. Benim kayınvalidenin yanında oturuyor ya. Benim adım Julia. Ben Rüsum. Rus. Ay, belli zaten güzelliğinden şekerim. Teşekkür ederim. Ay inanmıyorum ya. İstiyordum. Beyan teyzenin yanında oturuyor. Sen tanıyor musun? Yeşim kızmasın sana. Yeşim. Dursun. Yeşim bu ne bu? İnanmıyorum. Kim? Kayınvaliden misafiri Kayınvaliden tutmuş çocuk için. Karele bakıcaldım. Bakıcı. Kızlar bir dakika. Kayınvaliden tutmuş mu dediler ne? Karele bakıcaldım. Bakıcı. Kimin bakıcısı? Karele aldım. Ne kareli ya? Ne diyorsun? Ne bakıcısı? Hello diyor. Hello diyor size. Bir dakika, ben bir şey anlamıyorum. Merhaba. Gerçek mi ya? Misafirinizi bize tanıtır mısınız Beyan Hanım? Şimdi bu yabancı. İsminizi öğrenebilir miyim kızım? Julia, sen de Nihal. Ben bunu iş görüşmesine çağırdım. Yani torunuma bakıcı için. Buraya buraya. Buraya mı? Ne yapıyorsun ya? Beni çileden çıkarmak için elinden geleni yapıyorsun. Ne bakıcısın ya? Bak kızım bak bir şey söyleyeyim. Biz çekimden geç gidiyoruz. Annen çocuğa bakamıyor. Annem bakamıyor öyle mi? Bakamıyor. Oğlum geliyor, yemek yok. Yok şaka yapıyorsun, gerçekten şaka yapıyorsun. Yani anlaşırsak alacağım yani. Buna sen mi karar veriyorsun? Oğlumla konuştum ben haberi gerçekten var. Artık. Vallahi şaka gibi. Şaka gibi. Yok ben. Yeşim gerçekten. Ya hanımefendi sizde gerçekten kusursuzluk bir şey yok ama yani. Bak. Ya Allah'ım ne diyeceğimi bilmiyorum. Yeşim. Ya sen benim çocuğumla ilgili karar. Sen benim huyumu biliyorsun. Senin neden yaptığını da biliyorum. Yeşim benim işime karışma. Ben oğlumla bu senin konuştum. İşin değil çocuk benim işim. Tamam. Bunun kararını verecek olan kızım, kişi de benim. Kızım biz buradayız ya. Ya saatlerce buradayım. Benim annem neden evde şu anda? Ama o da yoruluyor. Yeşim Hanım, bence burada bir art niyet. Evet. Art niyet o benim var. Uyumu çok iyi biliyor. Benim nasıl kıskanç bir insan olduğumu da biliyor. Ben şunu merak ediyorum. Benim tanıdığım falan diyorsun da sen Amasyalı değil misin? Amasyalıyım. Hayır bayanı nereden tanıyorsun? Bak, ne şimdi, tanıdığı ya? Ben niye haberim yok sen ya? Sen bilmiyorum. Evet bilmiyorum öyle bir şey duymadın. Bir şey söyleyeceğim. Benim komşumun kocası yabancı ya. Onun hangi kız kardeşi? Beyan Hanım siz çocuk falan değil bence. Hayır senin bak. Onun benim içeride yemeğim var. Ben onu bıraktım. Bak karar söz konusu olduğu zaman ben sinirleniyorum. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Çocuğumla ilgili kararları ben alırım. Sen bana sadece fikir verirsin. Sen bana Karel'den çok sevdin. Bunun kararını alamazsın. Bana dersin ki ya kızım şöyle yapsak olur mu? Ben derim ki olur ya da olmaz. Kararını veremezsin ya. Hayır duymak istemiyorum. Bayanı da bak yormuşsun. Vaktini alıyorsun. Siz gerçekten kusura bakmayın. Sizle ilgili bir şey yok. Kadını tutup buraya getirmişsin. Ya Yeşim. İnsanların önünde iş görüşmesi gibi bir şey yapıyorsun. Bu ne demek Yeşim, ya? Yeşim bugür olmasaydı eve gidecektim. Hayır bak çok ciddiyim. Eve mi götürecektiniz direkt? İnanmıyorum. Allah'ım duymak istemiyorum. Lütfen. Gerçekten pes.
Hanımefendi siz çok ciddiye almayın lütfen. Teşekkür ederim, siz evinize yok, geçin yok, lütfen. Yok, bizim değil, öyle bir düşüncemiz ya, yok şu anda. Kayınvalideme siz bakmayın, bizim şu anda hiç öyle bir düşüncemiz yok. Olursa da kararını ben veririm yeşim, lütfen. Yeşim bak da, ben... Konuyu kapat, konuyu bir kapat. Bir saniye, bir saniye. Duymak istemiyorum ya. Tamam git gel. Ya ben hayır duymak istemiyorum. Ne yapıyorsan yap. Ben de senin bir telefonunu alabilir miyim çıkmadan? Tabii ki. Yeşim. Nelerle uğraşıyorum, her seferinde benim oyalayacak bir şey buluyor ya. Gerçekten ya. Biliyor ben çocuk ya. Konusunda çok hassasım. Ben onun derdini de biliyorum da. Gerçekten bunun altında ben iyi niyet düşünmüyorum. İyi niyet olsaydı ta buralara kadar getirmez. Çünkü benim böyle sinirleneceğimi, tepki vereceğimi biliyor ya. İnsanların gözüne sokacak. Bakın Yeşim bana yine bağırdı. Ben yine iyi bir şey yapmaya çalıştım. Yeşime de yaranılmıyor havasını verecek. Ya ama yok ya, ben artık geriliyorum. İnsanlara da böyle rezil oluyorum ya. İnsanlar diyecek ki nasıl gelini var ya. Bakabilirsin değil mi benim 2,5 yaşında benim çocuğum? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ha. Ne kadar? Senin aklında düşüncen ne? Para? Yani ben numara vereceğim, sen haber vereceksin. Yok. Şimdi parada para. Anlaşabilirsek. Ne kadar? Ben sana 2,5. Hı hı. 2,5 bin. Çok küçük. Çok, ne istiyorsun sen? Canım, inşallah benim de torunum evet, olduğu zaman beraber. Lazım Hoca seni çağırırım. Güzel de bakarız. Evet, güzel. Çok çok güzel bakarım. Şimdi çok. Bak, benim dediklerime uyarsan, benim numaranı da aldık. Ondan sonra benim verdiğim fiyata, bir de sen fiyat versen ne veriyorsun? Ne istiyorsun? Çok fiyat. Çünkü çok zor yani. Çok küçük çocuk. Sen ne istiyorsun? Bu olur mu bu? 3,000. Bu kadar. Böyle. Çok istiyorsun. Çok, çok. Ama şimdi çok. Çok istiyorum. Ekonomik çok. Ama yatırık alacağım. Ya bir şey merak misin? Ettim. Dil eğitimi de verebilir misin? Dil, yabancı dil. İngilizce öğrensin. Evet, ben bak ben uçing biliyorum. Şu durumda sana hak vermeyecek kimse yok diye düşünüyorum. Yani bu mantık, bu kadar mantıklı çok bir şey fazla. Mi ya? Ne demek ya? Kadını tutup buraya getirmiş ya. İnsanları ben her seferinde niye mahcup oluyorum Yeşim, ya? Bir de şey mi, yani yatılı mı çağırmış? Ben sormadım, duymak bile istemiyorum geri kalanını ya. Gerçekten duymak, başım dönüyor Allah gerçekten. Allah Allah. Ben buradan duydum, yatılı dedi sanki. Kendi evinde yatırsın, kendine bakıcı. Töv. Ya ben konuşmak istemiyorum bu konuda gerçekten. Elim ayağım şu anda tutmuyor, bilerek yapıyor. Sonra da ah kızım niye yaktın bunu, ah kızım bunu niye şöyle yaptın? Vallahi sonuna kadar haklısın. Ya ne Allah'ım desen, ya, ne yapsan. Konsantre olmak istiyorum. Elimden geleni ben yapıyorken. Ben senin yerinde olacağım. Asla böyle bir şey izin vermem. Toleransım yok. Ben... Hiçbir şekilde öyle bir şey yapamaz. Benim ya ama şimdi bir şey söyleyeceğim de. Böyle bir şeye asla izin vermem. Senin yok. Kayınvaliden demek ki senden yüz buluyor ki böyle şeyler yapıyor. Hayır, onun derdi demek yüz... Demek ki sen yüz veriyorsun. Sen daha onu tanımıyorsun. Onun derdini ben biliyorum. Burada demek... Ya bir şey söyleyeceğim. Allah sahibine başlasın. Gerçekten yani mükemmel. Güzel kadın. Benim... Çok güzel. Ben kendime ben şu anda... bile düştüm yani. Hayır, ben kendime güzel bir kadın niye arayayım ki şu anda? Benim çocuğuma güzelliği bakmayacak ayrıca. İşte biz de onu konuşuyorduk az önce. O bilinçli neden, yapıyor. Neden kendisi gibi yaşlı birisi bak, değil şu de. Şu da olabilir. Burada ekranlarda hani ben dedim niye ya genç? Güzelim, güzelim, güzelim. Neden? Sonra da şey olarak gösterecek. Diyecek ki bakın benim gelinimin güzele tahammülü yok, kıskandı kadını ya da bilmem ne. O tarz bir muhabbete de girecek. Ben biliyorum yani. İngilizce biliyorum, Türkçe biliyorum, Rusça konuşuyorum. Biraz Almanca ama çok azıcık. Evet, o zaman... Dur. İyi kız, benim çocuğum İngilizce de öğrenmiş. Ne güzel, olur. Ne güzel olur gerçekten. Ne güzel, ben de öğrenirim. Bak neler konuşuyorlar acaba, merak etmiyor. Hayır, musunuz? Bayan hala orada ya. Neler ben... konuşuyorlar, neler. Bayan teyze kaynatıyor. Musunuz? Çocuğunu anlatıyor işte, diyor ki benim gerçekten. Oğlum fazla şunu sevmez. Alıştırma yapıyor önden. Gerçekten. Muzu sevmez. Ya, ya tamam 5,000 de veriyorum ben. Evet. O kadar. Dil öğrenecek. Aa, anlaştınız mı o zaman? Toplaşabilirsiniz. O zaman. Ooo. Yükseliyor kızlar. Çocuğum en azından İngilizce öğrenir. Ben sana bak şimdi. Tabii ki. Bu Yeşim'in evinin anahtarı. Oo. O ne ya? Sen ne Yeşim'in anahtarı o ya? Çocuğumun anneannesi evde. Git sen bir eve bak.
Ben seni akşam çok arayacağım. İyi bakacağım. Evet. Ha. Yemek yapacağım. O kapının kilidini ben değiştirmezsem bakayım sen girebilecek misin bu saatten sonra? Oo. Sen gir bakayım benim evime. Temizlik yapacaksın, yemek tamam. yapacaksın, çocuğa bakacaksın. Bir de onun anneannesine yardım edeceksin işte. Tamam. He. Böyle yani bizim kızımız olacaksın. Bir de torunuma dil öğreteceksin. Tamam. Ben seni akşam arayacağım. Tamam, akşamlar. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam mı canım? Ben seni geçireyim. Tamam. Sizi şöyle alayım. Ay Beyhan Hanım. Ben de görüşeceğim gerçekten. Seninle tamam mı? Tamam. İnşallah. Şükür bu işi de hallettik. Kız Beyhan Hanımcığım, ben şoklardayım. İnşallah bu iş oldu. Boyu posu da el namına maşallah. Maşallah. Yani maşallah. Ki bulmuş güzelliği getirmiş maşallah. Yok Yaren'e lazım belli ki. Heh, onu diyecektim. Yeşim'in annesi gayet de güzel bakıyordu çocuğa. Bakmıyor, sen şimdi bakmıyor. Ne gereği vardı bunu tuttuğum yapıyorsun? Ay bence Beyhan Hanım bunu başka bir amaçla yapmıştır. Ya ortaklık hala devam ediyor. Yeşim, Aslan birbirlerine karşı hala bir böyle bir savunur şekilleriniz var. Ama ben ne dedim size ortaksınız. Sizin aranızdaki bir şey çıkacak. Rica ediyorum izleyelim yönetmenim. Versin bir görelim. Herkes bir görsün yani. Ay ne oluyor bu Beyhan teyze, Nuray teyzeye? Artık bir şeyler düşünüyorum. Ortaklık falan mı var acaba ya? Ne gibi bir ortaklık olabilir? Anlaşmışlardır. Bundan da böyle bir şey çıkarttın ya Yaren. Bence kafa yapıları çok aynı olduğu için... Kesinlikle. ...güzel anlaşıyorlar. Al birini, vur ötekini. Ben senin gelinle 5 vereceğim, sen de benim gelime 4 işte ver falan. Yaren'in kafası Nuray böyle Hanım çalışıyor. Nuray Hanım bana dün kaç verdi? 1. Bilgim ama dün böyle gelmediler, şu anda. Bakalım izleyeceğim. Yaren senin kafan nasıl çalışıyor senin aşkına? Gibi kafam zehir. Olur olmadık şeyler öyle güzel çalışıyor ki kafam. Sana çekmiş bu konuda. Entrika peşindeler daha ne? Onlar seviyor böyle gösteriş. İçimden geleni söyleyeceğim. Gönlüm Aslan'ın almasından yana. Hislerimiz karşılıklı. Tam tersi olmasın. Aslan buradan gitmesin. Ortaksınız ya ortaya çıktı işte. O onun almasını istiyor. Belki kalsa sadece ben alayım. Benden başka kimse almasın yani. Sadece ben alayım altınları. Niye Aslan alsın, niye o alsın, niye sen alasın? Almayın, ben alayım. Aynen, çıkar, bilezikleri çıkar. Bölüşeceğiz biz. Kim kazanırsa yarısını diğerine yapmadığınız verecek. Yapmadığınız şey mi? Filiz teyzenin yanvardığı günleri unuttun herhalde. Senin kayınvaliden puanla paylaşacak. Kendi ağzıyla tanıdığını söyledi. 2 puan 200 TL, 5 ya. Puan 500 TL. Öyle paracı ki işte ya. Yani BTV dediğim bu mu yani? Ben evet. Bunu ekranda apaçık söyledim. Ben gönlüm yana, gönlüm ben Aslan'dan siz, yana. Bakın ben siz öyle değil. Bunu Tülay teyze bilmiyordu. Tülay teyze öğrendi. Daha öncesinde ya Tülay teyze... Ya öğrensin ben hangi şeyi bugüne dek izledim? Parayla puan sattın. Onunla görmesini seni hani gördü. Hangi gün izledim yani? Hani ona da giderse yanılmasın. Kadını yoldan çıkartmasın diye. Yoksa benim için bir şey değil yani. Gerçekten şoklandı. Allah aşkına. Ya, Yaren... Neler dönüyor neler. Yaren'in aklından neler geçiyor. Neler düşünmüş bizim aklımızda. Sadece Yaren mi düşünmüş Nuray Hanım? Kim düşünmüş? Vallahi Yaren söylemiş ama Aslıhan'la da Yeşim birbirlerini desteklemiş. Bir dakika bir ortaklık sanki bir şey aldı, evet, kokusu evet, aldı. Hiç ben öyle dedi, bir şey yok. Bir ortaklık kokusu aldı. Siz bu ara birlikte oynamaya başladınız. Ben de niye biliyor musunuz? Biz size söyleyeyim. Niye biz iki rol yaptık? Evet. İkimiz beraber olduk. Aynı rolü ama paylaştık. Ama siz baştan beri rol yapıyorsunuz. Hayır, yeni bir şey biz... değil ki. Yarencim yapıyorsun bu tarz şeyler ama işe yaramıyor. Sen kayınvaliden çok sever böyle puan işlerini. Köşeye beni götürüp ne olur Aslancığım Yaren'den güzel yemek yapıyorsun. Ben seni tanıyorum. 5 puan vereyim bilezikleri bölüşelim. Niye vermedi 5 puan sana günleri, o zaman? Evet dedi. Evet sonradan anlaştınız çünkü. Sonradan sen dedin ki tamam ben vereceğim sana bilezik. Aslan'a verme bana ver. Yok ben yine söylüyorum. Sonradan başladı bana bir vermeye. Sana hep bir verecek bundan sonra. Ya kızlar gerçekten ben sıkıldım yani hele yani Yaren evet seni canım. O kadar çok izliyorum ki buraya gelmeden önce de izledim zaten yeterince ben. Evet. Yani artık ekranlara öyle çok oynuyorsun ki ben Instagram'dan öyle DM'ler alıyorum ki. Ya. Yani her yerden yükleniyorlar. Yok ay, bana da gönderiyorlar. Yok Yaren böyle. Yani senin gelip burada kendini açıklamak, kendini patlayamazsın o söyleyenleri yani. Keşke bir yani bana göstersen asla. Tam tersi ben de öyle güzel mesajlar alıyorum ki. Hani sen varsın tanıyor. Söylemek istemiyorum şimdi gururunuza yedirmezsiniz belki zorunuza gider de. He.
Hani şimdi duyacaklar bunu diyen kişi sen böyle diyorsun ya diyecek ki bu kız bunu nereden sallıyor acaba? Allah Allah. Biz geldik yarışmaya. Biz zaten arkadaş bulmaya gelmedik ya. Burası gelinler yarışıyor. Yarışalım. Yarışan puanını alıyor. Altınını, bileziğini alıyor yani. Yarışmasa. Ama biz orada rol geleği kendimizi hem eğlendik hem eğlendirdik. İkimiz el ele rol yaptık. Bunun altında puanla falan hiçbir alakası yok. Biz hiç ortaklık bile düşünmedik. Yaren'in alt başının alt. Yaren o kadar fena ki bak neler düşünmüş. Mecbur onlar öyle. Yaren düşünüyor. Bak Yaren düşünmüş ama her zaman bak Yaren bir şey düşündüğü zaman altından muhakkak bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor ama demek ki sizinle alakalı bir şey sezinlemiş ki çıktı bu olayda. Ya ne? Bak, bir ama bak Yeşim de diyor ki ben diyor burada bak iyi dinlediniz mi? Biz dinledik Aslı ama diyor, bir fırsat vermiyorsunuz ki biz sizin gelinlerinizin şeyini. Aslıhan'ın kalmasını istiyorum. Yani sanki ikisi böyle bir olmuş, siz ikiniz bir olmuş. Sanki bize karşı bir çırpınmış. Ortaklaşa hayır. Bir yani durum var Tülay Hanım. Hayır, evet, bence geliyor. De ben de öyle siz algıladım. Siz öyle mi algıladınız? Konuşmalardan onu algıladım bir fırsat verin yani. De biz açıklayalım. Gelin. Bir tamam, açıklayalım. Açıklasınlar. Yaren çünkü öyle dediği için. Ben Aslan'ın da gönlü güzel, bence Yeşim'in de gönlü güzel. O da alsın diyor, doğru söylüyor. Siz almak istemiyor musunuz yani? Evet. Nedense ikiniz niye aynı düşündünüz? Ben şu an hiçbirinizi tanımıyorum. Ben burada daha yeniyim. Ama ben sadece gördüklerimi oynuyor. Size söylüyorum Nuray Hanım. Biz ne diyorum? Benim gelinimin gönlü de hoş. Herkes de alsın. Ben de alayım. Herkes de alsın istiyor. Hepsini illa ben alayım. Ama Yaren sadece hepsini ben alayım. Kimse almasın diyor. Senin gelinin de mi aynı düşünüyor o zaman? Vallahi Yeşim o de aynı düşünüyor. Herkes alsın diyor. Hayır katılmıyorum. O düşüncelere sahip sizsiniz Nuray Hanım. Vallahi sizsiniz. Aslan zaten bilmiyorum sürekli bir haftadır Yaren'in üstüne oynuyor zaten bu bariz niye belli. Niye oynasın canım Aslan aşırı güzel yemeği belli. Yapıyor. Hiç ya Aslan güzel yemek yapıyor da öbür gelinler yapmıyor mu? Yeşim de yapıyor. Tabii. Yaren de yapıyor. Ben demiyorum ki yapmıyor. Yapıyor güzel olan alıyor zaten. Hangisi güzel yemek yapıyor güzel diye tabağa puan veriyoruz zaten biz. Bir dakika Nuray Hanımcığım bir dakika. Tülay Hanım ben sana önce bir söz söyleyeyim sana da cevap vereceğim. Buyurun. Diyorsunuz el ele tutuştuğumuz bu yola yürüyorsunuz. Sen de onunla tutuş. Bir şey merak ediyorum. Hani sen sürekli kayınvalidenin ya da buradaki kayınvalidelerin verdiği puana dayanarak bilezik alıyorsun ya. Evet. O senin güzel yemek yaptığın anlamına gelmiyor. Ben şimdi sunucuların objektif baktığını düşünüyorum. Bak sunucuyla olmuyor bu işler. Yine lafımı bitiremiyorum. Şimdi onların objektif baktığını düşünüyorum ya. O yüzden genel olarak ben geldiğimden beri izliyorum. Ben sunuculardan hiç düşük puan almıyorum. İlk zamanlar burada sen yoktun bilmezsin bak, de. Bak yine geldi. İstersen Milan'dan ya. Öncesini de konuşalım birazcık. Ya. Bu işler sunucuya bakmıyor. Ben sana onu söyleyeyim ya. Sunucuya bakmıyor öyle mi? Burada onlar diyorsun adaletsiz. Ya kayınvalideler sana şans veriyor. Ya ben bir kayınvalide olsam bak bunu 100 kere söylüyorum. Artık ezberleyin şu lafımı ya. Bak. Ben bir kayınvalide olsam buraya çıktığımda ben en güzelini benim gelinim yapmıştır diye veririm. Beyhan teyze geliyor bana 5 veriyor. Ağzınla. Bak bak beni izler misin? Beyhan teyze bana 5 veriyor. Bak. Niye verdin o zaman? Güzel çünkü beğendiğin için verdin benim değil mi? Benim kayınvalidem zaten doğru yorum ve puanlama yapmıyor. Bir. İkincisi senin kayınvaliden diyor ki... O zaman dün sana şansa 5 verdi ama kadıncağız. Ama bir dinle. Bak senin kayınvaliden diyor ki burada amaç gelini bulmak. Öbür kayınvalide diyor ki amaç gelini bulmak. Öyle. Bu durumda sen güzel yap ya da yapma. Kayınvalidenin amacı sadece... Peki sana tek soru soruyorum. Dedin ya az önce kayınvaliden zaten yorumları doğru yapmıyor. Dün 5 aldın şansa aldın o zaman. Ya ben şansa değil, ben sana bak, şunu söylüyorum. Sen niye şansa değil ya anlatamıyorum. Bak, ama dinle. Ben diyorum ki sunucuların verdiği puanları dikkate aldığım zaman ben güzel yemek yapmış oluyorum. Ha arada bak sana bunu da açık yüreklilikle söylüyorum. Arada yapamadığım zamanlar oldu. Ben bunu kabul edebilirim yani. Senin gibi değilim. Yani bunu asla kabul etmiyor. Ben ederim. Zaten burada en çok tartışan kayınvalide Filiz ve Yaren'di. Devamlı onlar tartışıyorlar, devamlı şey yapıyorlar. Ne oldu? Bir iki gündür biraz iyiler. Bu hafta biraz daha iyilemişler. Tartışamıyor. Tartışma yok. Tartışma konuları mı yok anlamadım acaba. Tülay Hanım acaba sizde var mı öyle bir konular? Sizin durumlarınız nasıl? Öğrenmek istiyorum. Nuray Hanım, şimdi şöyle bir şey. Her zaman kaynanalarlar, gelinler anlaşamayabilir. Tabii mesela ki. Yakın bir zamanda ben de gelinimle tartışmıştım. Oo. Evet, evet. Sosyal medya biliyorsunuz evet. Trend bir hiç yer. Hiç sevmem, hiç. Ay Filiz Hanım hiç sormayın benim hiç gelinim sevmem. Sosyal medyadan bir paylaşım yapmış durumda. Her şeyi paylaşıyorlar bacım her şeyi paylaşıyorlar. Ama sen olaya gel. Bir yazı yazmış
okudum. Direkt bizim bir iki saat önce yaşadığımız olaya bağladım. Aa. Tabii. Merak ettim, ne yazdı Tülay Hanım? Ya şöyle bir şey, tam hatırlamıyorum da özet olarak size söyleyeyim bir. İnsan görmek istemediğini bazen mecbur kalıyor, her gün yüz yüze gelmek zorunda kalıyor. Gidiye arkasından vardı. Size evet. Yazıyor zaten. Evet, evet, bana yazmış. Zaten onu bana gönderme yapmış. Evet. Sorunca da zaten üzerine alınmak istiyorsan alınabilirsin dedi. Ve ben orada gerçekten ipleri kopardım artık. Hiç hani, hoş değil. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Yani bir şey söyleyeceğim, sözünüzü unutmayın. Ben gerçekten nefret ediyorum. Bu bir gelinlerimizin diyorum. Bak genel olarak konuşuyorum. Sosyal medyadan her şeylerini anlatmaları, sürekli bir taş atmaları, sürekli mesaj yoluyla bir şeyler gönderme yapmaları. Evet, evet. İnan ki benim canımı da çok sıkıyor. Bu konuda ben de muzdaribim yani. Vallahi hiç Filiz Hanım araya bir mesafe koydum. İyi yapmışsın. Düzelinceye kadar dedim. Ya düzelirsin ya da biz de ipler kopar haklısın dedim. Haklısın. O olayın üzerine... Aradan birkaç dakika geçti. Sosyal medyama baktım. Beni her yerden silmiş. Çıldırmış durumdaydım. Seninki de az değilmiş o zaman. Hani siz diyorsunuz ya geliniz sessiz sessiz. Evet. Hayır. O var ya nokta atışı yapar. Sessizlerden korkacaksın. Tabii tabii. Sessizlerden. Ben o olayın üzerine bir hafta konuşmadım. İyi yapmışsın. Tabii. İyi yapmışsın. Sonra oğlum aracı oldu. Kesinlikle dedim, bana bir adım atmasa, yaptığı hatayı telafi etmese, ben bir daha asla dedim, birebir yan yana gelmeyiz dedim. Haklısın canım. Zaten gelmeseydi de benim yapacağım tek şey vardı, ben oğlumun hatırına gelinim diyecektim, sadece saygı gösterecektim. Hiçbir zaman şu anki gibi onu korumayacaktım. Bir şey söyleyeceğim Tülay Hanım, eğer benim gelinim de şahsen beni sosyal medyadan böyle engellese, ben de onu engellerim. Havva Nur, kayınvalidenle beraber yaşadın mı hiç? Evet. Bir buçuk, iki aya yakın birlikte nasıl yaşadık. Nasıl geçti o iki ay? Kızlar size yani anlatamam ya. Gerçekten yani zindandı resmen bana ya. Ya ben kocama aldım, bir buçuk ay sonra evden kaçtım. Kaçtın mı? Evet, gerçekten. Şaka. Kaçtım yani resmen, biz gidiyoruz dedik. Çıktık biz yani gerçekten. Hayır, eşinle mi aynı şekilde yani? Eşinle de mi zindan ediyordu? Ya hem eşime hem bana, en çok bana yükleniyor. Ne yapıyordu mesela? Ne yapıyor yani? Yani zaten kızlar biliyorsunuz da benim kayınvalidem zaten çalışıyor. Evet. Çalışan bir insan. O yüzden yani sabah kalkıyordu, giyiniyordu, süsleniyordu, ediyordu. Ondan sonra çıkıyordu evden. Evet. Sonra tabii işler kime kalıyor? Ya resmen kül kedisi gibi oldum ya. Ya her hafta perde yıkamak nedir ya? Her hafta. Her hafta perde yıkamak nedir ya? Evi temizliyorum. Ekstra diyordu ki bu evin hali ne? Sen bu evi temizlemiyor musun? Aynı her gün şey temizlenir. Bu normal de her hafta perde ne ya? Perde, aynı evet, perdeydi. Her gün perde yıkattırıyordu bana ya. Var mı böyle bir şey ya? Yemeğini yapıyordum. Yemeğini yiyordu, çıkıyordu geri gezmeye. Evet. Gezmeyi tamam çok seviyor da geline de bu kadar da ne bileyim yani. Menü hazırlıyordu ya kendine. Ne bileyim? Bildiğim menü. Bugün bunu yapacaksın, bugün şunu yapacaksın. Bak. Bugün bunu yapacaksın. Şöyle yani otelde mesela yöneticiyim şeyim diyor ya, seni de oradaki çalışan birisi sanıyor herhalde. Ona yani davrandığı muhtemelen, gibi. Muhtemelen sizin dediğiniz gibi o şekilde peki, görüyor şey beni. Peki bir şey söyleyeceğim, bana anlatmıştı yukarıda kuliste. Oteldeki yemeği beğenmezsem ustaya söylüyorum, yenisini yapıyor. Senden ne istiyorsun böyle bir şey? Beğenmediği zaman beğenmiyor, bir daha yap diyor mu? Beğenmiyor, bunu yap diyor. Bunu yap lütfen diyor. Bu olmamış diyor. Sen bunu güzel yapamamışsın diyor bana. Ya kızlar inanamazsınız ama yatağını bile ben topluyordum ya. Nasıl ya? Ya yatağını bile ben topluyordum yok ya. Yok, şaka yapıyorsun evet herhalde değil mi? Hayır, şaka değil. Asla ya, sabah kalkıyordu sadece kıyafetlerini giyiyordu. Tamam, ondan sonra kapıyı... Kapatıyordu şaka bu ya kadar. Hayır, sen bence bir buçuk ay falan iyi dayanmışsın. Ben bir buçuk gün dayanamazdım herhalde. Hep böyleydi. Evet. Hep değişen hiçbir şey yoktu. Kızlar yani bozuk para atıyordu. Bakıyordu yatakta sekiyor mu sekmiyor mu? Sosyal medyayı niye suçluyorsunuz? Yapmasınlar. Gelinlerde akıl var. Her şeye kafaları çalışıyor. Her şeyi paylaşmasınlar Beyan Hanım. Ne?
Ya sosyal medyayı mecburlar suçlamayın. Her şeyi paylaşmak zorundalar mı? Beyhan Hanım, insanlar artık birbirlerine yüzlerine laf söyleyemiyorlar. Çünkü neden ama, neden? Alacakları cevaptan korkuyorlar. Ama bence siz de gerçekten sosyal medya yoluyla olmaktansa o an onu gördüğünüzde gidebilirsiniz. Yani gidin, bence yüz yüze konuşmayı tercih edin. Hayır, zaten biz o sorunumuzu çözdük. Zaten yüz yüze geldik, o konuyu konuştuk. Ama mesela ama bir süre sonra biz ama bir bayağı bir ayrı kaldık. Bence siz orada yanlış yapmışsınız. Benim öyle bir şeyim olsa, bizde olmadı ama öyle bir şey olsa ben o gün hiç durmam gerçekten. O gün akşam zor ederim zaten. İşten gelmişim, yorgunum. Vallahi ne olursa olsun. O lafı duyduktan sonra da tekrar bir yola gitmeye hiç şeyim yok yani. Biz kayınvalideyiz bence siz. Hayır, bence gitmek gerekir, üstüne ilgilenmek gerekir bence. Yani onlar teknolojiyle bize cevap veriyorlar ya, ben de elimdeki telefonla arayıp cevap verdim. O kadar. Ben sessiz durduğum zaman karşımdaki anlar zaten. Ama sadece şurada bir dakika Beyhan amcığım, onu söyleyeyim. Sadece sizin dediğiniz, sizin gelininiz ve evlatlarınız. Hani başkası olsa sessiz durabilirsin ama evlatlar olduğu zaman ben anlayamıyorum. Yani hani siz nasıl işten gelip hani o akşam nasıl oturdunuz, ben çok merak ediyorum. Ay gayet ben rahat oturdum. İşte bir garip var. Sizin gelininiz size milyonların önünde laf söylüyor. Rahat gelip bakın şu an benim karşımda konuşabiliyorsunuz. Ben sonra akşam konuşuyorum. Ay Filiz Hanım, kendi gelini sanki şey melek gibi şu an konuşuyor. Nuray Hanım'ın görüşü öyledir, Tülay Hanım'ın görüşü öyledir. Bilmiyorum. Ben de şahsen böyle bir kırıldığım nokta olduğu zaman kendimi geri plana çekerim. Çekmiyorsun. Evet. Hayır, onlar da kötüye uzun kalıyor ya, biz çekemeyiz. Direkt sessizliğime bürünürüm, kendi kabuğuma çekilirim. Hayır, o sizin düşünceniz. Benim düşüncem de böyle. Siz zaten bir otoriterlik var. Bize de otoriter olmak istiyorsunuz ama siz bize otoriter olamazsınız. Nuray Hanım, ben sizinle uğraşmak istemiyorum. Sen sadece gelininin üstünde otoriterliğini kurmuşsun. Bir de çalıştığın yerde yaparsın. Sen bize hiçbir şey yapamazsın. Nuray Hanım. Sadece öyle gösteriyorsun ama herkes anlıyor kimin Nuray ne olduğunu. Nuray Hanım, ben sizi göndereceğim. O yüzden panik olmuşsunuz. Evet, bugün boyla bana karşı oynamaya çalışıyorsunuz ama... Sizi göndereceğimi hissettiniz herhalde. Görüşeceğiz. Sizi göndereceğim. Her şeyi bir kenara bırakın, beni iyi dinleyin. Kayınvalideme bir teklif gelmişti biliyorsunuz. Evet. Bir markadan, birçok markadan tesettür için. Kayınvaliden bunun çekimlerine falan başladı. Elbiseleri de aldı zaten. Yani doğruymuş Evet, doğruymuş. Almış. Hani o bantlı şekilde bile kabul etmişler kadını. Asıl mevzuya geliyorum. Geçen gün Instagram'da geziyorum. Kayınvalidem eltim bir post atmış Instagram'da. Kayınvalidemin sayesinde şu markadan şu parayı aldı kayınvalidem. Kayınvalidem 20.000 TL alıyor. Hediye çeki alıyor, 20.000 TL veriyor firma buna. Gidiyor eltime koltuğunu almış. Bazasını almış, her şeyini tekrardan sıfırlamış. Eltim'de hiç görmemiş gibi kendisi zaten. Böyle şeyleri çok sever, gösterişi falan. Kendini öne çıkartacak ya her zamanki gibi. Kayınvalidem sağ olsun aldığı 20.000 TL hediye çekiyle evimi sıfırladı. Ben bunu gördüm. Ya çıldırdım, sen benim sayemde bir ün kazanıyorsun. Gidiyorsun bunun karşılığını, param yok diyorsun, pulum yok diyorsun, bilmem neyimi evlendireceğim diyorsun. Kalkıp gelinle eşya alıyorsun ya. Ben şaşırdım zaten, bantlı haline falan. Firma da annemi bantlamış, öyle çekim yapmışlar. Yani işte o yüzden seni kızdırmak için. Çünkü annem sözleşmeyi imzalamış. Bir daha geri tazminat ödeyemeyeceği için bantları her yerine sarıp öyle çekim yapmışlar. İşte sen kadına sürekli bunları söylediğin için belki öbür eltinin onun destekçisi oldu. Mesele çekim değil. Mesele şu an annemin param yok deyip de gidip de aldığı 20.000 TL'ye kendi evine eşya alsa gam yemem de eltin ne alaka ya? Saçma sapan bir kişi yani. Anlamıyorsun. Şimdi ben Filiz Hanım'ın kafa yapısını söylüyorum. Acaba şundan dolayı yapmış olabilir mi? Hani belki eltin gitti onun yanında durdu, destek verdi. Sen yaparsın, sana güveniyorum. Sen tam tersi oldun şimdi. Sen dedin ki sana mı teklif geldi? Bu kiloyla mı? Şu bedensin? Bilmem ne. Ne alaka? Bak diyor ki param yok, pulum yok diyor. Ben ne demiştim en başında? Çeyrekler kayınvalidemin, bilezikler benim. Artık bunlardan zırnık yok. Oho. Yok yani, asla vermeyeceğim. Gitsin diğer gelin ona çeyrek de alsın, bilezikle taksın, bakayım takabiliyor mu?
yetiyor. 4, 3, 2, 1. Bitti. O zaman oynayalım. Ben 33 senelik ev hanımıyım. Hayatımda o patateslerin küçüldüğünü görmedim. Demek ki siz hayatınızda hiç patates kızartması yememişsiniz. Acı diye bir şey olamaz. Öyle bir yorum olamaz. Biberi ben seçmiyorum ya. Sen nasıl algılarsan al. Nereden vursan vur umurumda bile değilsin. Ben bunu iş görüşmesine çağırdım. Yani torunuma bakıcı için. O kadın nerede? Evde. Sen şaka mı yapıyorsun? Kalk hemen git ara, o kadını evimden gönder, yoksa ben kalkıp gideceğim. Ya elin kadını benim evimde niye yatıyor ya? Elin kadını benim evime sokmuşsan bu saatten sonra benim adımı sil. Kızlar, geçen haftadan dolayı muzdaripimi biliyorsunuz. Bir puanla bilezikleri kaçırdım. Umarım adil bir puanlama olur. İlk kayınvalidemizi davet edelim mi? Gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip ilk tabaktan başlıyorum. Güzel olmuş ama malzemeler biraz daha mı çok olmalıydı bilemedim. Acaba normal bu kadar mı malzeme koyuyorlar içine? Güzel pişmiş ama biraz kabak daha mı pişmeliydi? Biraz kabağı biraz daha az pişmiş. Belki altta kaldığı için şey ama olmuş. Sanki patlıcan göremedim. Patlıcan yok. Patlıcanı daha ince doğramışlar. Patlıcan sanki daha ölmüş. Güzel olmuş diyeyim. Fena değil ama öbür tabaklara bakacağım. Tabii öbür tabaklar nasıl? İkinci tabağa geçiyorum. Bu ilk tabağa bakınca bu biraz daha güzel pişmiş, daha ince. Orta derecede, hepsi de pişmiş. Birinci tabağa nazaran ikinci tabak daha güzel geldi. Acısı falan da güzel olmuş. Hani hafif acımlı, acısı var, güzel olmuş. Üçüncü tabağa geçiyorum. Güzel olmuş, bu da güzel olmuş. Patatesi güzel pişmiş, biberi de güzel pişmiş, kabağı da güzel pişmiş bunun, bu da güzel pişmiş. Güzel erimiş, kaşarı. Sosu da güzel, daha bir kıvamlı geldi sanki hani tamamen domates sosu falan güzel yapmışlar, güzel geldi. Beğendim, bunu da beğendim. Dördüncü tabağa geçiyorum. Bu da güzel olmuş, güzel pişmiş ama bunun kabakları da o kadar pişmemiş. Hani güzel, üstü güzel olmuş, karamelize olmuş ama sanki hani kabaklar biraz daha biberler de daha biraz daha diri geldi bunda. Daha beyaz duruyor öbür tabaklara nazaran. Gerçekten karar vermek zor olacak. Ben şimdi puanlamaya geçiyorum. Birinci tabağa 4 veriyorum. İkinci tabak sanki onların normal doğrama şekilleri hemen hemen aynı. İkincisi biraz daha fazla pişmiş, daha ince doğramış. İkinci tabağa 3 veriyorum. Dördüncü tabağa 1 veriyorum. Üçüncü tabağa da 5 veriyorum. O zaman ikinci tabaktan açmaya başlıyorum. Haftanın üçüncü gününde benden 3 puan alan gelin. Benden 3 puan alan gelin. Havva Nur. Şimdi birinci tabağın başındayım. Bugün benden 4 puan alan gelin. Benden 4 puan alan gelin. Yaren. Oh. Ve şimdi üçüncü tabağın başındayım. Bugün benden 5 puan alan gelin. Benden 5 puan alan gelin.
be. Allah'ım. Oley. Allah'ım. Ah ya. Yeşim. Oh be. En çok onu beğendim. Verseydin ya birileri. Evet olsun. Ama neden? Yani diyorsun ki bak en çok üçü beğendin. Hepsi evet, pişmiş beğendim. Dedin. Evet, üstü evet. De güzel kızarmış dedin. Mesela ikiyi beğenmedin. Biri zaten beğendin. Tamam ona da bir şey demiyorum. Verseydin birileri. Vallahi bilemedim dağıttın ama... Dağıttın yine puanları. Dağıttım milleti. Gerçekten ama gerçekten burada hani şeyinizi yemeyeyim. Vermek zorunda kaldığım için verdim. Hepinizinki de güzel olmuş. Hemen hemen aynıydı. Ama şurada girmek istiyorum. Bak mesela hepsinden farklı gördüğün ikinci tabak dedin ki ince doğranmış. İnce doğranmış. Biri üç ona verdim. Vermen gerekiyor. Üç verdin. En ince doğranmış. Hayır verdim. Ona verdim. Üç verdim. İnce doğranmış. O daha da ince doğranmış. Hem de söyledim üç verdim ama... Dördüncü tabakta özellikle baktım bak kabağa sonradan bir tane de onun kabakları pişmemişti. Bak, o yüzden biberleri de zaten pişer. Biberleri de diri kalmış zaten dördüncü tabağa. Ben biber, görüyorum. Evet ben hem onda hem biberleri hem kabak diri olduğu için ondan biri verdim. Eğer ona biri vermeseydim zaten onunla onu yer değiştirecektim yani ama o pişmediği için. Dördüncü tabağın kapya biberi de diri kalmış. Hepsi ölmüş. Aha. O kalmış bak biri. Şimdi mantıken ince doğrarsa tabii ki pişer. Demek ki ince doğradıysa bir yanlışlık evet. Vardır. İkiye bir vermen gerekiyor. Hayır şunu merak ediyorum. Bire de diri dediniz ya onun da pişmesi gerekiyor. Evet. Dörde de aynısını dediniz biraz evet. Daha pişmesi gerekiyor. Tamam üç iyi pişmiş dediniz verdiniz beşi. Evet. Bire dört verip dörde nasıl bir veriyorsunuz ben bunu hala çözmüş değilim. İkiye hadi farklılık var dediniz ona da üç verdiniz. Madem bir ile dört eşdeğerse puan aradaki hayır, fark ne? Hayır şeydi ne? Ama şey yaptın mı Yeşim'cim? Ama biliyor musun onu yediğimde mesela yağı falan daha da şey içine çekmişti. Biraz tamam ona da diri dedim ama ben hı-hı. Hani malzemeler tam birbirine kavramıştı. Yani şeyi güzel olmuştu. Ne domates sosu falan. Ya bir şey bulamıyorsunuz. Ya kavrayan ne demek? Ne istiyorsunuz? Yani ben... domates ya sosu. Biz zaten aynı pişirdik. Hayır. Şimdi doğradık. Aynı şekilde doğramış olabilirsin. Fırına en geç atan tamam. Yeşimdi zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Bak demek istedim bak. Yağına demek bak. Hani söyleyemedim o anda da benim bak. Allah, yağın benim buluşması bunun daha pişmiş. Da hani bak, o. Mesela dördüncü tabakta diri olduğu için bir özellikten verdim. Tamam ama yaparken bir yorum yaparken diyorsunuz ki bu diri baştakine ne dediniz? Onun da pişmesi gerekiyor. Bu kabak pişmemiş mi şimdi? Pişmemiş. Benim yediğim pişmemişti mesela. Sizin yediğiniz nerede? Ama yok pişmemiş ama baksana. Bu pişmemiş oluyor öyle mi? Ama o daha pişmişti onda. Daha pişmişti ne demek? Bir de bak kapya biberler daha sert geldi. Mesela kapya biberler daha sert geldi. Bunlar olmuştu. Tamam ona da aynı yorumu yaptınız ben de diyorum. Ona mesela iki verseydiniz derdim ki hani onu bir tık beğendiniz. Neden biliyor musun? Sırf onun içinde fazla yağ gördüğünüz için mi? Yani bak biberine de bir bakar mısın? Yani şimdi hani hakkında da çok şey yapmak istemiyorum. Şimdi ben bilemedim ki kim. Burada bilemiyorum ben, ki ben hangisi ya kimindir onu bilemem. Ben ama bak biberi şunu anlatmaya çalışıyorum. Yaptığınız yoruma göre ben söylüyorum. Tamam. Hiçbirinin tadına bakmıyorum, hiçbirini bilmiyorum. Sizin yaptığınız yoruma göre. Buna da dediniz ki bu farklı. Ya ince doğrarsam benimki de çok pişer zaten. Tamam. Bize bir ölçü ama veriyorlar. Bak aradaki farka bakar mısın Yeşim? Hani diyorsun da bunlar pişmemiş canım gerçekten. Ama ona da aynı yorumu yapıyorsunuz. Bu pişmiş. Tamam ama ona nazaran o pişmişti. Ben de ona verdim yani. Arada ondan bu kadar verdim. Uçurum olmalı yani. Anladım peki. Peki bana neden üç verdiniz? Gayet güzel pişmiş zaten. Zaten pişmiş. Hatta dinlediysen de patlıcan yoktu, ölmüştü. Zaten bitmişti patlıcan. Vardı patlıcanlar vardı ama aynı şekilde. O kadar inceydi ki. Aynı şekilde doğradı. Siz sanki bir daha bir şey dediniz. İnceliğine bakacağım. İkinin bir şey sosuna mı bir şey dedi? Çok... Sosu da gayet iyi dedi. Sosunda hiç yok, şey yok, demedim. Bir dakika, yani. Bir şey dedi. Bir dakika, gelir misin? Kurumuş patlıcan resmi. Kurumuş patlıcan, mu? Yok, patates yok, patlıcan bu. Yedim yani tamamen patlıcan bitmiş. Yok. Bize patlıcan. Verilen ölçüyle şu aynı mı şu an çekemiyorum. Biz neden kalın doğrayıp patlıcan değil. Patates diyorum ben de. Patates evet, böyle mi patlıcanları olacaktı? Patatesleri kızarttık biz. Tamam kızartman önemli evet. Değil. Bak şimdi bu kadar ince ben olmaması gerekiyor. Ama şöyle biz kızarttık işte kızarttığımız zaman inceliyor patates. Patates inceliyor evet. Mu? Evet. Hayır merak ediyorum. Patlıcanla ya da kabakla karıştırdın. Hayır ben orayı göremedim. Sen yemek yapmayı biliyor musun? Evet biliyorum. Ben ikinci görüyorum merak etme. Bir dakika arkadaşlar patates. Patates kızarınca incelen bir şey mi? Bak çok ben kızarsam bak kenarları kızarmış. Ben bak patates ucunu görüyor musun? Bak bir dakika bak, kabağı da ucunu görüyor musun? Diğer sebzelere bakar mısın? Ucunu görüyor musun? Ah, yan patates koyalım. Mi ya? Evet patates bak aşağı tarafını bakar görüyor musun patatesi? Tamam o da patates bu da ya, patates. Aralarında bir fark yok. Kabağı gösterin. Daha kabağı fazla. Kabağın inceliğine bakar mısınız? Pişmiş canım benim. Elim yok hayır sen çok güzel pişti. Anladım da bizimki de pişiyor ya. Ama benimki daha güzel pişmiş demek ki. Bir şey söyleyebilir mi? Tamam da üçü hemen hemen az pişmiş de seninki niye o kadar çok ince doğramışsın? Bence sen şükret. Ben o bir an şeyime geldi. Evet. Aslan doğru söylüyor Yeşim orada. Ona da bir vermeliydim orada. Ama bak şimdi orada. Doğru söylüyorum geçti, o zaman verdim. Niye vermediniz? Verdim işte aynen. Verseydiniz çok pişen patates inceli. Normal ya. Kızarttığımız patatesler Allah niye kızarıyor? Çok ciddi niye soruyorum. Niye kızarıyor? Seni... Niye Allah. İnceliyor? Sana tek bir şey söyleyeceğim. Al şu elindeki kavanozu git bakayım aynı mı ikisi de? Aynı.
Ben 33 senelik ev hanımıyım. Evet. Hayatımda o patateslerin küçüldüğünü görmedim. Demek ki siz hayatınızda hiç patates kızartması yememişsiniz. Cipsler ne ince o zaman? Çünkü ince kesiliyor. İnce kesiliyor. Benim, sizin aynı şekilde, aynı boyutta kestim ben. Bana gösterilen değil, şekilde... Biz yan yanayız, ben görebiliyorum. Gördün o zaman, keserken gördün, niye tepki vermedin? Niye ben versin? Açacağım ben senin doğramanı, ben mi gidip tamam, yardım edeyim? Tamam, ben böyle doğradım. Bak, madem ben konuyu açtın... Ben böyle doğradım. Hayır, madem öyle konuyu şey... açtın şimdi, o zaman sen de ince doğrardın, benimki de pişerdi. Bir dakika, Yaren'cim niye yardım etmedin tamam, diyor ya. Tamam, ince doğrasaydın, bana aynı şekilde ölçüde kestim ben. Müsaade eder misin? Tamam. Madem konuyu açtın, ben burada söylemeyecektim, hani şey olma diye. Senin... sosu atmadan önce kaşarı atıyordun. Kim müdahale etti? Ben sana yardım etmedim. İlk önce sosu koyacaksın, sonra kaşarı koyacaksın demedim mi? Tamam, sadece sosu koyacaksın dedim. Demedim mi? Tamam. Evet. Sen yardım. Bana diyorsun ya, gördün, niye yardım etmedin, niye söylemedim diyorsun. Evet. Bunu inkar edemezsin. Ben sana müdahale etmesem sen yanlış yapıyordun. Hayır. Hayır, bak şimdi demin evet diyorsun, şimdi ay, hayır diyorsun. Ben söylemiş olabilirsin ama zaten benimle alakalı, benimle alakalı hiç kimse burada şunu söylemedin, bunu yapmadın demesin. Ben sana söylemedim dedim. Ben sana burada diyorum ki, sana yardım ettiğimi dahi burada söylemeyecektim. Sen bana niye söylemedin, niye uyarmadın dediğin zaman ben geriliyorum bir sefer. Tamam, ben sana söylediğin şeyi ben sana söylemedim demiyorum zaten. Hayır, ben orada zaten senin yanlış bir şeyler yaptığını gördüğüm anda müdahale etmeye çalışıyorum. Ama ben aynı zamanda da kendi yemeğime odaklanmak zorundayım. Sen artık koymuştun şeyleri, fırına koymak üzereydin. Evet. Ben sana keserken görsem zaten müdahalemi yaparım, o anda odaklansam yaparım. Ben herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Kızlara da söyledim ama ben bunu burada söylemeyecektim. Sen onu söylediğin için ben sana söylüyorum. Tamam, söyleyebilirsin. Yoksa yardımlaşabiliriz, bunda problem yok ama niye söylemiyorsun diye tepki veremezsin bana. Ve inkar ediyorsun. İnkar evet. ettiğin için de ben de o zaman bakılsın yani, madem eksi ikiyse eksi iki. Zaten yani. Hayır, hayır. Hayır. Ne şey söyleyeceğim? Hayır, sadece gösterilen şekilde kestik. Ben bir saniye Aslan, sadece herkesin kalan malzemesine baksınlar, kiminki daha fazlaysa ince kesmiştir zaten. Yo, ben aynı şekilde kestim. Ya malzemeye bakmaya ne gerek var arkadaş, görmüyor musun? Sen aynı şekilde kestim. Ben böyle bak, yapmak istedim en azından diyor. De ki evet biraz ince doğramış olabilirim, hala diyorsun ki İnşallah ben normal kestim. Hayır, ben normal bir şekilde kestim. Sen nasıl böyle bir şey ya yaptın bilmiyorum. Ya sen patates cipsi yapmışsın orada. Hayır. Evet. Hayır. Gör, sen görmüyorsun belki yani. Belki o tabağa denk geldi ince olan. Diğerlerini göreceğiz. Hepsi bak, belki kabağın, o tabağa denk geldi ince olan. Kabağın da öyle, patatesin de öyle, patlıcanı göremedim bile zaten. Tamam, incelikten erimiş. Tamam, sen görmüyorsun demek ki. İncelikten erimiş. Bakalım öbürleri ne diyecek. Bence aynen. Sen bence sevin, ben sana 3 verdim, öbürleri zaten 1 verecek sana. 5'leri aldığım zaman, oynadığım zaman görürsün. 5 alacaksın. Evet. Ya onu bulur, hani bırak da bir köşeyi. Sen bana 4 vermekten, 5 vermekten çok korkuyordun. 1 vermek istiyordun her zaman. 4 verdin bana. 4 verdin. Ben bilemem ki onun altında sen mi varsın, senin yükseklik korkun var ya bana karşı. Bayağı bir yükseldin. Hayır, senin bugün. Olduğunu bilmiyordum ki ben. Senin olduğunu bilseydim işte, 1 verirdim işte, gerçekten işte. Ya. Senin ya. Kayınvaliden de hep demiyor mu? Aslana verdim, aslana gitmesin. Bulursa verir. Ha, yani yediğinde, aslana yediğinde bu, zaman yüksek puan. Yediğinde bu aslan derse vereceğinden eminim ama... Hayır. İnşallah önce şunu söylüyorum. İnşallah senin tabakların hepsi çiğse sana bir verir. Ona incelinden bir verir. Seninki beni de bulur. Çiğdi inşallah. Seninkine de aynı yorum inşallah. Yapıldı ya. Duyduysan tabii dinleme huyun olmadığı için seninkine de aynı vallahi yorum ben yapıldı. Seninkine sadece almışım, ben yoruma ederim. Göre konuşuyorum. Kendi yorumumu yapmıyorum çünkü ben tatmıyorum. Seninkine de çiğdendi, sadece daha iyi özdeşmiş en dedi. En son hepsi evet, yedikten evet. Sonra... Çiğlikten ya, sen bahsetme o yüzden. Ya bilmiyorum ama... Aslan sanki, bahsetsin de sen bahsetme. Ya bilmiyorum ama sanki ilk tabağı yediğim için bana bu daha lezzetli geldi. Ben buna 4 veriyorum. Bitti. Tamam, biz de buradaydık. Bitti. Ben sizin gibi yapmıyorum. Siz hani öyle önceden kurulmuş saatle devam ediyorsunuz. Yapsaydım bak, diyor ki beni buldun. Ben çok da garanti değildim. Hani onun altında bilemem ki hangisinden hangisi var. Buraya teyzeciğim, senin kayınvaliden gibi böyle %100 emin olamıyor ya. İnşallah emin olamıyorum o anları. Sen de madem gelini bulmuşsun, bilmiyorsun ama verdin mi? Liste alsaydın ya, alacaksın emin riskini. Emin değildi işte. Alacaksın. Emin değildi. Her bir şey söylerdi mi? Bana bir ara 5 de verecek gibi oldun da işte. 5 hayır, mi? Hiç de 5 oraya gitmeyecekti. Artık kayınvalidem gelsin de adalet yerini bulsun kızlar. Adalet. Anneciğim gel beni kurtar. Kime göre adalet? Evet, birinci tabağımı açıyorum. Patatesi falan pişmiş.
Zaten kaşarına yorum yapmıyorum. Kaşar zaten üstüne kalıyor. Yani olmasa gerektiği gibi. Soslu falan olmuş ama sanırım acaba bilmiyorum ama biraz acı geldi bana. Öbürkülerde mi acı? Ona zaten baktığımda karar vereceğim. Yani şu an için ilk tabak için onu söyleyebilirim. Her şeysi pişmiş. Ben ikinci tabağıma geçmek istiyorum. Hani biberi öbürkülerden daha büyük olmuş. Kabakları ince. Ama sanki daha kabak daha çok. Birincisi kuruydu. İkincisi biraz sulu olmuş. Yani bu birden daha lezzetliydi. Bu da olmuş. Yani ikinci tabak ve üçüncü tabak sulu olmuş. Birinci tabak kuruydu. Biberleri, patlıcanları pişmiş. Tabii önemli olan benim burada gelinimi bulmak. Evet, şimdi dördüncü tabağıma geçiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, patlıcanları pişmiş. Biraz daha böyle çok pişmiş. Kabakları daha ince, daha çok pişmiş. Biberleri de öyle. Yani iyice olgun olgun pişmişler yani, bayağı pişmişler. Şimdi birinci tabak hani acıydı. Öbürkülerde de aldım acılı ama uzun süre gittiği için. Şimdi bu biraz daha kuru olmuş. Daha acı olmuş. Hani ağzımda acılı kaldı. Öbür biberlerde var mı yok mu bilmiyorum. Buna bir veriyorum. Bu çok suluydu. Buna da bir veriyorum. Bunun ikisinin arasında kaldım. Üçüncü tabağa 5 veriyorum. Dördüncü tabağa da ona da bir veriyorum. Bugün bir tane 5, 3 tane 1 kullandım. İnşallah gelinimi bulmuşumdur. Dördüncü tabaktan açmaya başlıyorum. Bugün benden ilk 1 puan alan gelin... Bugün benden ilk 1 puan alan gelin... Havva Nur. Ve şimdi ikinci tabağımı açıyorum. Bugün benden ikinci 1 puan alan gelin... Bugün benden ikinci 1 puan alan gelin... Yeşil. Üçüncü tabağımı açıyorum. Bugün benden 5 puan alan gelin... Bugün benden 5 puan alan gelin... Yaver! Çünkü şaşırmadık. Şaşırdık mı? Hayır. Hayır. Şaşırmayın zaten. Şaşırmadık. Aslan'ınki zaten çok acıydı ve koyuydu. Ha, biberi de ben yapıyorum. Bugün gelinimi buldum. Bulamasaydım kahrımdan ölürdüm. Bitti. Zaten öyle. Kimseye açıklama yapmak zorunda değilsin. O kim ne derse. Zorunda. Buldum. Bak bulmuş o da. İnşallah. İnşallah. Bugün herkes kayınvalidesi hep gelinlerini bulur. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Kim ne derse desin. Canım öyle istedi, verdim, bitti. Hayır. Bak canım istedi diye bir şey yok. Güveç tadı aldığım 2 tabak vardı. Dedim vallahi yani Yaren'se de yansın. Çünkü gerçekten şey yaptım. Güveç nasıl birinci oluyor? Birinci tabak aşırı kalın, koyu ve acı. Ve acıydı. Benim evet, de biberi ben seçiyorum çünkü. Acıydı ama onu bilemem, bak bilemem. Gerçekten boğazımı yaktı. Hani dedim ki öbürkülerde acı mı, bir bakayım dedim, su içtim. Ya biz tek tek soralım, siz öyle açıklayın. Örnek ve bak açıklıyorum. Toplu açıklama yapıyor size. Tek tek uğraşmayın diye. Ayrıca susacağız sonra değil mi? Yapıyor. Bak yeşil dinliyor. Toplu sen yapsan da. Sen yapsan da ben konuşuyorum. Sen niye dinlemiyorsun? Dinlemiyorum. Ulusal sesleniyor bak, iyi çünkü dinleyin. Çünkü konuşuyorsun. Hadi. İkinci tabak tabii ki konuşacağım. Tamam sen devam et, tek tek sonra konuşsunlar. Hadi. İkinci tabak çok sulu olduğu için hani güveçten böyle diri. Daha diriydi ve suluydu. Ondan ben verdim. Ben cevap vereyim, biz hiç su koymadı, kendi suyunu bırakıyor. Ama olabilir hani ona bir şey demiyor. Sosuna sulu geldi bana. Hani güveç gibi şey yapmadı. Üçe de aynı yorumu yaptınız da üçüncüsü o yüzden. Üçüncüsü de hani aynen. Üçüncüsü aynen. Daha lezzetli geldi. Suluydu, ona da sulu dediniz. He.
Hani sulu dedim ama daha demek lezzetli. Demek ki sulu seviyorsunuz. Demek ki sulu olmayacak. Dördüncüsü yani şey Havva'nın, Havva seninki dördüncü müydü? Evet. Hani o da lezzetliydi ama sanki patlıcan şey ince bütün hepsi doğradı. İnce doğradığı için birbirine girmiş. Anladın mı? Hani ezilmiş. Güveç tadı aldım dediğim gibi hani şey 3 numara tabak seninki de çok inceydi. Aslan'ınki çok kalındı. Ya sana aynı şeyleri söylemeyin Filiz teyze. Peki, aynı şeyleri söylüyorsun. Evet. Ben merak ediyorum da suyu bedeniniz şey. Benim tabağa 3 verecektiniz. İlk başta 3 arasında kaldı evet, dediniz. Evet 3'e 4'te kaldı zaten. 3 vermedin. Seninkini neden biliyor musun? Ben dedik de ki hani şimdi bu şey fırına gireceği için hani Yaren bu kadar ince doğramaz diye düşündüm. Sulu ama, da değil. Benimki şu. Çok özleşmişti. Bir şey soracağım ama peki. Lezzetliydi. Şimdi diyorsunuz ki güveç sulu olmaz diyorsun. Değil mi? Doğru mu? Suluya 5 veriyorsun. Bir dakika. 2 ile 3'e aynı yorumu yaptın. Buldum. Sulu dedin. Evet. Bire kuru dedin ve acı diyorsun. Acı diye bir şey olamaz. Öyle bir yorum olamaz. Yandı bir veri. Bir veri ben seçmiyorum ya. Ben mi seçiyorum? Asla. Benimki acı olsun. Benim senin yaptığın olsun. Güveç benim damak tadıma güveç uymadı. Nasıl olur? Biz sence de... Allah aşkına bakar mısın? Ya bak bak konuştun. Ulusa seslenişini yaptın. Bırak biz konuşalım. E konuş. Tamam susarsan konuşacağım. Güveç yapıyoruz. Tencerede sulu yemek yapmıyoruz. Tabii ki kuru olacak. Kuru dedin de kuru da değil yani. Peki hepsinden niye farklı senin patatesin? Nesi var patatesinin? Niye bu kadar kalın seninki? Neresi kalın? Bir bak. Hepsinden kalın. Ölçelim. Ölçelim. Hepsinden hiç kalın. Fark etmez. Hiç de kalın hiç gelmemiş. Ya ben çok kalın ama. Ölçeceğim. Bir bak. Gel. Çok kalın. Bak şimdi bize verilen boyut şu tahta boyutu. Gördün mü? Gel beraber göstereyim ben sana boyutu. Gel. Tamam geliyorum. Gel 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 gel. Bakar mısınız? Bir dakika, bir dakika. Ben bakacağım bir saniye. Gözüküyor getirir mu şu anda? Senin tahta boyutunu? Evet. Seninki tahtadan da kalın olmuş. Evet. Tahta da kalın mı? Ay, sen Allah. Seninki meşe ağacı gibi olmuş. Seninki meşe ağacı gibi olmuş. Bak meşe ağacı. Kaban da senin kalın. Bir saniye. Aa, bir dakika. Bir dakika. Sen... Anne gel kendini yorma. Gel gel gel. Bak bak. Bırak orada baksın. Baksın. Gel gel gel. Geç geç geç. Bitti. Baksın. Yeşil kuru dedi sabah gösterecek. Damak zevkin olmadı bitti. Kuru dedi ya benimki. Aynı anda şey yapmayın gerçekten. Yeşim bir dakika. Ben göstereceğim bak. Kuru dedi ya bu Yaren'in tabağı. Tamam mı? Bak şöyle koyuyorum. İnce yaptı o da. Evet. Tamam mı? Şu da benim tabağım. Fark var mı? Kurudan farkı kastı. Hayır, kurudan kastı. Üstten doğrumuş. Mi bahsediyorsunuz siz, içinden mi bahsediyorsunuz? Yeşimciğim, sen kendi tabağını... Ya Allah aşkına, burada da ortaklığınızı sürdürmeyin. Neyse onu bir şey söyleyeceğim çünkü. Bak, burada da ortaklığınızı sürdürmeyin, geçin elinize. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bak şuraya baktığın zaman zaten hepsinden bak bak dikkat edersen hepsinden oğlum en kalını. Oğlum müvekkili olmuş, oğlum müvekkili olmuş. Ve şeyi bu. Gelme artı, anne. Yanıma artı, gelir misin? Tamam da gelsin. Hayır konuşmuyorum tamam. Gelir tamam. Misin? Gel. Gel. Aslında seninki, tamam konuşmuyorum. Seninki yeşil bak. Hı. Seninki de normal hani böyle tencere yemeği olur ya sulu. Biz hani. Ama sen onu sulandırıp sulandırmadığını ben bilemem. Tamam bir ama tane. Ben yorumunuza bakıyorum. Siz ikisine de lezzet olarak da bunu beğendiğinizi yine her zamanki gibi söylediniz. Buna yorum ...yorumunuzu çok duymadım. Bu iki tabağı birbirine benzettiniz. Hayır o çok inceydi, ezilmiş zaten. Onu geçtiniz zaten. Ama, hadi baştakine de kuru dediniz. Bu iki tabağı yakın dediniz. Lezzet olarak da beğendiniz. Seninki sulu olduğu için ama bunda güveç tadı aldım ben. O yüzden. Ben çünkü ya yarın zaten... tabağı olup olmadığını bilemem ki. Ya yani nasıl? Sonuçta herkes ya bilemiyorsanız niye risk alıyorsunuz bir? Risk almayız hiç şey olmaz. Kusura bakma. Herkes bitti. Gelenini buluyor derken şöyle gösterip gitti. Demek ki... Duydun değil mi buldun? Devam ediyorsun böyle bitti. Vallahi sana ya. Bir şey söyleyeyim mi? Sen nasıl algılarsan al. Nereden vurursan vur umurumda bile değilsin. Sen benim çok ama işte. Bitti. Vallahi o kadar umurumdasın ki gece yatıyorum. Ay Filiz teyzeciğim ne yapıyor acaba? Bugün bak, kaç puan verdin? Bak onları söylüyorum. Sen zaten. Hepsinin tadı birbirine benziyordu. Ne enteresansa hani bu gidip bulduğunuz hepsi birlik miydi ya? Adaletli biraz da puan verin ya. Gerçekten hepsi birlik ya. Miydi? Allah Allah sen ya. Benim gelinime bir çarptın. Bir saniye az önce kendisi. Adaletli oluyorsun. Bir saniye. Bir dakika ben konuşmadım. Ben şey söyleyeceğim. Ben gelmek zorundayım. Arada ben biri kullanmak zorundayım. Biri nereye vereceğim? Kime vereceğim? Sen niye özellikle Yaren'e bir veriyorsun? Nereden bileyim? Ben gelinime de vermedim mi? Ben, i̇şte, ben de bunda bir ahliyet arayayım. Ben de bunda bir ahliyet arayayım. Allah aşkına daha cevap verme. Bitti. Ben de mi bunu yapacağım? Hiçbiri damak tadına uymadı. Bitti. Ben haksızlığa gelemem. Tamam, savunulması gereken yerde de var mı? Bir şey söyleyeyim. Hala sustum. Ya gelinimi buldum. Gelinimi buldum. Bir şey söyleyeceğim. Siz çok güzel tiyolaşmışsınız. Çok evet. Güzel bir şekilde evet. Anlaşmışsınız. Çünkü senin gibi ince doğrayacağını demedim. Güzel bir şey rica ederim. Geldi. Bütün hepsine Yaren yazdı. Ben de geldim evet. Buldum. Aa.
Aynen öyle. Ben zaten sizin geçen bölümlerini de izledim. Merak etmeyin. Ben sizin çok güzel tüyo açtığınızı biliyorum yani. Bir de bir şey söyleyeyim. Sen de mi dün olmamış tabağa tüyolaşmıştın? Siz çok güzel tüyolaşmıştınız. Bir dakika. Şimdi az yaşım müsaade istiyorum senden. Bir kere bir şey söyleyeceğim. Buyurun, ondan sonra. Buyurun. Ben şimdi anlamadım ya. Şefe de sormak lazım. Mesela aynı malzemeler, aynı şey. Nedense yeşimle Aslan'ınki daha yukarıda duruyor. Bunlar niye biraz daha aşağıda duruyor? Annem burada yok şu anda. Kime konuşuyorsunuz acaba? Nerede yok? Yok işte. Annem şu anda. Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Annesi kurban olsun. Ama şu an yaptığınız büyük ayıp. Ayıp burada konuşan ya. Gelini bulduğu zaman. Burada konuşuyoruz. Yüzümüze bakabiliriz. Filiz Kaya gelini bulduğu zaman. Hala. Bir saniye. Sen onun vekili misin? Hayır vekili değilim, konuşuyoruz. Hava Anur susun, konuşsunlar. Filiz Hanım gelini bulduğunda ayıp oluyor. Gelini bulmadığında hop bir dil aynayı oynuyorsunuz burada. Ben cevap konuşuyorsun sen. Anneciğim, papası. Senin gelinin yok. Kazası için cevap aldık biz. Bitti. Gerçekten benim sayemde çeyrek aldın. Bitti. Konuşuyorsun. Beşi aldın. Gelinime biri verdim. Aa senin teyze çok iyi. Yok ya. Böyle. Yaren bir alacak. Ben Yaren'e beş verince. Hepsi şahat. Ya tüy almıştır kesin. İşte Yaren'e beş verince değil. Biz bir alınca biz bir konuşuyoruz. Yaren'in beşini konuşmuyoruz. Bak yeşim dün. Orayı anlamıyorsunuz. Bak yeşim dün mesela aldı beşini. Hepsi aldı. Ben hepsini tebrik ettim. Çünkü bana bu yakışır. Kayınvalidesi de beş verdi. Biz onu konuşmadık ki. Ben bir aldım. Ben konuştum. Hayır bak anlamadın şu. Ben burada yaptığınız yorum. Ben Yaren'e beş verin zaten. Geliniz beş vereceksiniz. Bulacaksınız. Biz onu konuşmuyoruz. Yeşimciğim inşallah biz şey yapamazsak sen alırsın kızım. Hayır o da almasın. Niye yeşim alıyor? Biz alacağız ya. Yeşim i̇şte kim ya? İşte iyi niyetten bahsediyorlar yeşim ya. Yeşim kim? Yeşim kim? Yeşim kim? Yeşim kim? Olsun. Yeşim senin neyin oluyor? Bak. Niye yeşim alıyor? Ne kadar niye iyi niyetli bir insan. Niye ben almıyorum ya? Yeşime beş versin. Ya ben sakin ol yeşimin ya. Yeşimin tabağını bulsaydım. Öyle bir şey yok. Buraya git onlara puan yok. Ben almazsam sen hadi öyle bir şey. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sadece ortaklar yapar. Bunu sadece Aslan yeşime söyleyebilir. Yeşim de Aslan söylerdi. Ortaklar birbirine bunu söyler. Der ki Aslan, ben alamazsam yeşim alır. Bir dakika, biz itiraf ettik diyor ama Yaren biz neyi itiraf ettik? Ortaklar itiraf etti değil mi? Hayır, bunu sadece onlar birbirine söyleyebilir. Der ki Aslan, Yaren almasın da ben mi konuşuyorum? Lafımı kesiyorsun ya, ben konuşuyorum şu anda. Biz susmuyoruz, biri konuşuyor şu anda, ben konuşacağım. Bir dakika, bir dakika. Çıldırdım. Filiz Hanım ne dedi demin? Biz almasak ya yeşim sen al dedi. Zaten ortaklığı siz koydunuz i̇şte ortaklığı. İşte zarf attın. Zarf attın sen de yedin. Bizde hayır sen anlamadın mevzuyu. Burada ikisi ortak böyle Beyhan teyzeyle el ele geliyorsun ya. Ortaklığınızı düşünüyorum ya. Burada annem dedi ya biz almasak da yeşim alsın diye. Bunu sadece ikiniz birbirinize söyleyebilirsiniz. Acaba çünkü niye bitmedi? Bitmedi. Bitmedi. Hala bitmedi. Bitmedi konuşuyorum hala. Gerçekten. Bunu Aslan yeşime söyler, yeşim de Aslı'ya söyler. Bu kadar. Ya şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi istediğinizi konuşabilirsiniz. Sen, tamam dönün. Size yapacağım bu. Evet. Aynen dönsün. Hayatımda hiç iletişimde bu kadar zorlanmadım. Yeşim bence ne yaptılar biliyor musun kızım? Hı. Çünkü belki o onun elinden tutup gelmemi istedi de ben tutmadım Beyhan Hanım'ı seçtim. Acaba ondan sen olabilir mi? Sen benim muhatabım bile değilsin. Olamazsın da. Kızlar ne kadar adil bir puanlamayı temenni etsek de olmayabiliyor. Ama yine de ümit ediyorum gelen üçüncü kayınvalidemiz bari adaletlidir. Buyursun gelsin. Merhaba kızlar. Merhaba. Şimdi birinci tabaktan tadımıma başlıyorum. Birinci tabağımı tattım, beğendim gibi. Yalnız patatesiniz hafif şey, sert buldum. O yüzden diğer tabaklara bakmadan bir yorum yapmak istemiyorum ama aroması falan çok güzel. Sebzeleri iyi pişmiş. Şimdi ikinci tabağın tadımına geçiyorum. İkinci tabak hakkındaki yorumlarım. Birinci tabak
üst kısmı daha güzel pişmişti. Aroması tam geldi damak tadıma ama ikinci tabakta böyle aroma birazcık sanki bir ton daha yoğundu. Patates ve kabak pişmiş, özleşmiş en azından. Üçüncü tabağa baktıktan sonra genel olarak yorumumu yapacağım. Şimdi üçüncü tabağa bakıp yorumlamak istiyorum. Aşırı bir aroma var. Diğer tabaklara oranla daha sulu. Şu ana kadar baktıklarımın içerisinde en farklı gördüğüm tabak bu. Şimdi dördüncü tabağımın tadımına bakmak istiyorum. Hemen hemen aromalar aynı ama daha güzel kızarmış. Dördüncü tabağımın içindeki ürünler birbirine iyice özleşmiş. Bu tabağı çok sevdim. Şimdi puanlamaya geçiyorum. İki numaralı tabak bir. Üç numaralı tabak iki. Bir numaralı tabak ona da iki vermek istiyorum. Dördüncü tabağıma da beş veriyorum. Bugün benden iki puan alan gelin. Bugün benden ilk iki puanı alan gelin. Yeşim. Anlamıyorum ya. Üçüncü tabağımın başındayım. Yarem. Bugün benden beş puan alan gelin. Hallanur. Ya işte bu ya. Oyna oyna canım. Süpersin. Anca anne, zaten süpersin. Bulur seni. Ben bir şey söylemek istiyorum da ama bakarak söylemek istiyorum. Kurumuş mu dediniz patatesine? Ya kurumuşu geç, incecik patates. Cips. Tamam yok, ya benimkine de kenar bir saniye bir saniye. Komple kuruluk yok. Yeşim sen ne kadar yuvarlak yorum yaptığını fark ettin mi? Gelinini aradı evet. O kadar belliydi ki gördü dördüncü tabağın onun tabağı incecik olduğunu. Benimkine ne patates... güzel bu programın konsepti de gelinini bulmak. Gelinini bulmak. Ben gelinini ama buluyorum. Tiyolu değil. O zaman şey değil. Biz tiyolaşmadık. Ben şu 5 puan sayılmıyor. -2'ye düşün. Gerçekten mi? Madem çok komik görünüyorsun. Evet. Gülsün'ün evet. Da ben size artık gideceğim. Artık sinirinden ne yapacağını şaşırdı. Hayır, sinir, şu ana kadar değilim. Yarine sataşıyordun, şimdi bize döndü o kadar. Sinirli gibi gözüküyor muyum? Aynen öyle. Sinirli değilim çünkü. Önemli değil canım. Ben 12. haftadır buradayım. Evet. Boyutta. Bak birimiz şu kadar diyorsa şefimiz, birimiz bu kadar doğruyorsa -2 alıyor. Tamam mı? Kural var. Birinin rengi, atıyorum altın sarısı dediyse, diğeri kahverengi ise o -2 alıyor. Tamam mı? Kurallar böyle. Kuralları biliyorum. 12 haftadır ezberledim. Konuşursun. Şu an yorum yapmak tamam, eksik kaldı. Gündeme getirmene gerek yok. Gündeme getirmene gerek yok. Önceden uyarıyorum. Sadece konuşmak için tamam, konuşuyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Sen ne için konuşuyorsun? Tamam. Sen konuşuyorsun, ben de cevap veriyorum. Tamam, ben konuşmak için konuşuyorum. Sen boş konuşuyorsun. Ben gidip de gördüm. Benim patatesim kuru da değil. İsterseniz bir daha bakabiliriz. Birinci tabağın lezzetini de beğendiniz. Ona 5 verip benim tabağıma 2 nasıl verebiliyorsunuz şimdi onu merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Tadını çünkü beğendiniz. Tadını beğendim. Hı-hı. Yorumumu da yaptım zaten. Ama özleşme adına ben en son 4. tabağı daha çok beğendim. Tamam beğenmiş olabilirsiniz ama birinciye... Ama bakın size de iyi yorum yaptım. Dedim ki bu da iyi. İyi yorum yapmanız ama önemli değil. İyi puan vermedikten sonra... Patatesi de pişmemiş gibi dedim. Yok kurumuş dediniz. Evet kurumuş. Kuru ayrı bir şey pişmemiş. Özleşmiş. Eğer bir kurumuş tabak var ise siz kurumuş tabağı beğenmiyorsanız 4. tabağa zaten 5 vermeniz de anormal. Benim tabağımı neden beğenip... Neden anormal? Benim tabağım kuru sevmiyorsunuz değil. Demek
Çünkü özleşmiş dedim ama bak. Kurumuş değil benim yani. Bunun altını çizeyim. Sadece kenar kısımları biraz kızarmış. O kadar. Benimkinde o sadece bile yok. Sadece kenar kısımları. Bak, kayınvalidenin yorumuna göre söylüyorum bunu ben. Tabağın içeriğini gördün mü? Evet şimdi. Benim... İçeriğindekiler daha özleşmiş. Ya, çünkü yanık falan inceydi. Yok. Bunu, bak yanık falan bunu yok. Bak, kendi... Yanık değil. Sadece kenar kısımları demiyorum. İnceydi. Kuru değişmiş bu dedi. Buyurun bakalım. Bakalım. Bana şurada kuru patates gösterir misiniz? Bakın. Ben size gösterebilirim ama. Bakın, bakın özdeşmiş. O konuyu benim değiştirmeyin. Bu. Konuyu değiştirmeyin. Benim damak tadım o bana kuru patates gösterin diyorum. Kuru patates patatesi gösterir misin bana? Görüyorum bunun evet. Neresi kötü? Evet. Tamam benim demek istediğim neyi biliyor musunuz? Bakın sadece kenar kısımları. Kameraya şov yapıyorsunuz. Tamam siz de bulun kenardan, bakın, ortadan. Şov yapıyorsunuz. Burası şov yeri değil, yemek programı. Komik oluyorsunuz ama lütfen. Bu kadar. Al, ben gelenimi buldum ve verdim. Ben onu konuşmuyorum. Bana kuru tamam, bulun dedi. Tamam şimdi tabağına yorum yaptı zaten. Kenardan yiyorsunuz ya. Kuru olmuş dedi. Bu tamam, burada şov. Tamam mı? Şov İster yapmaya gerek yok. Alır. Burası yemek programı. Tamam dinleyin. Gelenimi buldum. Nokta. Tamam cevap vermeyin. İletişimden hep bahsediyoruz ama zor. Siz bana dediniz ya kenardan aldınız niye bunu almadınız? Ben size direkt güveçi veriyorum istediğiniz yerden alın. Afiyetle yiyebilirsiniz kendi. Yok gerek yok siz yediniz yorumlar. Benim tamamının hepsini beğenmedin Tülay Hanım. Aynı şekilde yorumlarım aynı Yaren'cim. Beğenmedi sulu geldi. Hayır sulu gelmedi. Bir sulu bir evet. Kuru bir pişmemiş. Şimdi Yeşim'cim sen Yeşim. Tamam mı? Sen bir kere şu an sadece kuru kalabalık yapıyorsun. Benim lafımı cevap veremiyorsunuz iki ya. İki gündür gelinimi bulduğum için siz buraya gelen, yeni gelen bütün yeni gelen gelinler beş aldığı zaman sinir oluyorsunuz. Çünkü neden? Siz. Gideceksiniz diye. Size o gün de söylemiştim ya benim laflarıma yetişemezsiniz diye. Siz de iddialıydınız ya. Çok güzel yetişirim. Bana cevap veremediğiniz zaman, sıkıştığınız zaman... Çok güzel, şov yapıyor diyorsunuz. Sürekli aynı kelimeyi tekrar ediyorsunuz. Evet. Cevap veremiyorsunuz. Yeşim Hanım. Hatta söylediğiniz kelimeleri unutuyorsunuz. Sulu dediğinizi unutuyorsunuz. Yeşim bana Hanım, kuru, Yeşim kuru Hanım. Ben gelinimi bulmaya geldim ya. Buraya ve gelinimi buldum. O zaman dersiniz ki ben bu tabağı beğenmedim. Güzel olmamış. Buna ben bundan sonra iki... bütün tabaklarınıza kötü yorum yapacağım. Çünkü ben gelinimin damak tadını biliyorum. Tamam. Marifetini biliyorum. Evet. O zaman cevap vermeyeceğim. Kötü yorum yapın. Ben de diyeceğim ki tamam benim tabağımı beğenmedi. Bir verdi. Siz herhalde akşam çalışıp geliyoruz. Gidince evet, evet. Ama burası öyle bir yer değil. Burada evet, tuzu da eşit veriyorlar. Gramla evet. Şefimiz koyuyor. Karabiberi de, tamam. Acı biberi de. Ondan sonra artık boyut da. Artık fırçaya gidelim. Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum tabağın hakkında. Beğenmedin iki verdim. Bitti. Allah aşkına Allah. Susun lütfen. Kriteye gidelim ya yeter. Ben bunu iş görüşmesine çağırdım. Yani torunuma bakıcı için. Ve o kadın nerede? Evde. Sen şaka mı yapıyorsun? Kalk hemen git ara. O kadını evimden gönder. Yoksa ben kalkıp gideceğim. Oo. Ya elin kadını benim evimde niye yatıyor ya? Elin kadını benim evime sokmuşsan bu saatten sonra benim adımı sil. Evet kızlar geldik en kritik zamana. Evet. Konuşacak çok şey var bugün. Ama ondan önce bizimle burada yarışmak isteyenler olursa hemen başvuru adresimizi söylüyorum. www.kanald.com.tr'den veya ben de WhatsApp hattımızı vereyim. 0539 570 3707. Buradan da ulaşabilirsiniz. Gelinler, kayınvalideler. Hepiniz çıkın çıkın kendinize güveniyorsanız çıkın çıkın gelin anacığım. Kızlar bugün benim en merak ettiğim şey Beyhan teyze bugün yabancı bir hanımefendi getirmişti. Yani içeride ne konuştuğunuz ne yaptınız ben çok merak ediyorum. Aslında ama... ben hiç merak etmiyorum ama. Eyvah eyvah. Ya bir anlaşma oldu gibi. Bu evet. Beyhan teyze her şeyi yapar. Şey yapamaz aslında ama yapmadın değil mi? Vallahi bir bilsen Yeşim. Bir bilsen Yeşim. Neler yaptı Yeşim bir bilsen. Ne neyse demek? Bence bir izleyelim. Hepimiz de biz içeride ne yaptığını bilmiyoruz. Çünkü aynen. İzleyelim bakalım ya. Neler söylemiş ondan sonra yorum yaparız. Oradaki kadın kim? Kızlar. O kim ya hakikaten? Dur ben bir sorayım ya. Kızlar bir dakika. Kayınvalidem tutmuş mu dediler ne? Bakıcı kimin bakıcısı? Rus. Bir dakika ben bir şey anlamıyorum. Beni çileden çıkarmak için elinden geleni yapıyorsun. Ne bakıcısı Yeşim, ya? Bak kızım bak bak bir şey söyleyeyim. Ha. Biz çekimden geç gidiyoruz. He. Annem çocuğa bakamıyor. Ha, annem bakamıyor öyle yani mi? Bakamıyor. Sen benim huyumu biliyorsun. Senin neden yaptığını da biliyorum. Yeşim benim işime karışma. Bak karar kız söz konusu olduğu zaman ben sinirleniyorum. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Çocuğumla ilgili kararları ben alırım.
O bağırsın. Biz önce konuşalım. Kaç dil biliyorsun? Uç. Yatılı kalabilir misin? Tabii ki. Yemek yapabiliyor mu? Tabii ki. Torunuma bakabilir misin? Tabii ki. Biz buralardayız. Geç geliyoruz. Oğlum da 5'te işten çıkıyor ya. O da geliyor ki evde yemek yok. Suratı 5 karış. Buna değilik yaram mı ya benim gelinim? Arkadaş olur sana. Beraber oturup kahve içersiniz, şey içersiniz. Ya ben arkadaş bulamayan birine benziyor muyum? Mis gibi. Niye öyle düşünüyorsun ya? Çocuğun olduğu zaman ben seni göreceğim. Senin kayınvaliden karar versin bakayım. Ben seni o zaman göreceğim. Benim çocuğum olsun zaten. Ben değil, kayınvaliden bakacak. Ben de bir gün yarın babaanne olacağım ya. Aynen. Belki bana da lazım olur. Sen bana numaranı yazsana. Bir numaranı ver tamam. Bana. Tamam. Bakabilirsin değil mi benim 2,5 yaşında benim çocuğum? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ne kadar? 2,5. İki buçuk bin. Çok zor yani, çok küçük çocuk. Sen ne istiyorsun? Bu olur mu bu? 3 bin. Ya tamam 5 bin de veriyorum ben. Evet. Yeşim'in evinin anahtarı. O benim evimin anahtarı mı? Evet. Ne demek evet ya? Bir şey şaka mısın ya? Niye şaka yapayım? Beyhan teyze, kız şu an evde mi? Şimdi... Yok, kadın nerede? Evde. Sen şaka mı yapıyorsun? He, baban... Bak şakaysa çirkin bir şaka. Babanla birlikte evi gezdiriyorlar. Hayır. Kimin babasıyla ya? Şey, Muhittin'le Erdi'yle ikisi. Hocam ben anlamıyorum. Erdi muradına erdi. Bir şey söyleyeceğim. Ya gerçekten bu işin şakası olmaz. Şakası. Bak geriliyorum. Bak ararım şimdi. Ara. Kalkar ararım bak. Beni geliyorsun gerçekten. Gerçekten verdi, gördük biz. Vermedim mi? Evet, hayır ya. Hayır, Erdi de böyle bir şey kabul etmez. Sen başka bir şey çeviriyorsun. Yeşil. Bak geriliyorum gerçekten. Eğer öyle bir şey yaptıysan kalk hemen git ara. O kadar evimden gönder. Yoksa ben kalkıp gideceğim. Biz gidince yollarız onu. Konuşak edek ondan sonra. Hayır ne konuş? Ya sen kararı kendi kafana göre vermişsin. Kadına maaş konuşuyorsun. Anahtar veriyorsun. Evime gönderiyorsun. Yok işte benim eşim senin eşin evi gezdiriyor. Bu ne demek ya? Kadın evi mi tutacak? Kiracı mı bakıyorsun? Ne bakıyorsun yo, ya sen? Yok bakacak. Yatacağı yere iyi mi? He. Duracağı ne yere iyi mi? Ya? Sen ne yatmasından bahsediyorsun oradan ya? Oradan sonra çocuğun odası müsait mi? Orada yatacak. Ya evin kadını benim evimde niye yatıyor ya? Yeşim bir de 5 bin TL'ye anlaştılar ya. Allah vallahi. Yeşim hani. Senin kıyafetlerini satıyor. Bir de üstüne bakıcıya 5 bin lira para veriyor. Ya o kendi verir mi parayı? Onu da oğlunu ödetecek. Onu da sanki kendi mi verecek? İnanıyor musunuz? Allah'ım o para verir mi? Kız saat kaç şu saate bakın hala. Allah'ını seversen saat kaç saat. Bak gerçekten mi? Benim başım dönüyor, tansiyonum düşüyor. Bak eğer gerçekten o kadın evdeyse... Bu saatten sonra gidiyor evde yemek yok. Anan zaten yoruluyor. Beyhan teyze. Herkes şahidim olsun. Bak bu kadar net söylüyorum. Eğer o kadın evimdeyse bu saatten sonra ne sen girersin evime ne senin yüzüne bakarım. Bu konuda hassas olduğumu biliyorsun. Elin kadını benim evime sokmuşsan bu saatten sonra benim adımı sil. Bir şey söyleyeceğim. Oğlumu da yolluyor mu benimle? Nereye yolluyorum ya? Yani dedin ya bir daha Yeşim evime gelme. Çocuğu amacını ortaya şey, çöktü. O kadını da al git dedin ya. Hani yüzü... Sen hayır. Oğlumu da alayım mı diyorsun ya. He. Oğlun seninle gelse mutlu olacak mısın? Oğlumu da alırım. Torunumu da alırım. He. Sen de dur orada anana. Ha, sen ay. Öyle mutlu olacaksın yani. Ben şok. Bu mu yani? Hayalim bu mu? Oğlum acaba ne bir çorba koyan yok. Kız siz nasıl iyilikten anlamayan bir biz insan? Buraya geldiğimizde ne konuştuk? Ne annem var? Evde çocuğa bakmıyor mu? Kız. Videolarını getirdim ya annem önüne çorbası, çorbana kadar koyuyor. Önüne kahvene kadar, çayına kadar koyuyor ya. Bak konuşmayayım diyorum. Daha videolar duruyor. İnsanların daha hafızasından silinmedi. O sizce siz söyleyin. Hiç hayır bir dakika. Hiç orada aç kalınacak bir ortam var mıydı? Kahveler, çaylar benim annem hiç bir saniye durmuyor. Bir şey söyleyeyim bir şey. Bir dakika ben söyleyeyim. Şimdi sen derdini gerçek derdini söyle. Çocuk ayaklandı. Ondan sonra çocuk ayaklandı. Bir dakika durmuyor. Yemek yok. Çocuk işten geliyor. Akşam eve gidiyor. Benim oğlum benim yüzüme de bakmıyor. Bunun yüzüne de bakmıyor. Benim çocuğumda bir eksiklik. Ben de iyilik yaptım. Kötü bir şey mi? Söyleyin arkadaşlar. Beyhan Hanım ama öyle yaptınız ama keşke annesiyle de falan konuşsaydınız. Kadın senin ütünü bile yapıyordu. Ütünü de yapıyor. Ev işini yapıyor. Kahveni getiriyor. Çocuğa bakıyor. Makineye. Ya ben kime soracağım o kararı? Ben veririm. Kimse veremez. Ama kadın yetişiyor, yapıyor her işi. Sen şimdi burada ya, hatalısın. Ya nereden biliyorsunuz? Benim takıldığım konu Beyhan Hanım sadece şu kısmı. Hani aldın veya almadın değil. Hani olabilir, alabilirsin. Herkes alıyor. Yani gerçekten de hani
Yani yabancılar gerçekten de çocuklara çok güzel iyi bakıyor. Hem bak bir dakika pardon. Bir de bir şey söyleyeceğim lafımı şeyler bitireyim. Yani sen o kadar parayı seven bir bayan. He. Ondan sonra o kadar tutumlu yani para gitmesin diye burada kimseye bütün ekibe baklava bile dağıtmayan sen Beyhan niye Hanım. Niye dağıtıyorum ki? Niye yani dağıtıyorum? Para gidecek diye niye dağıtıyorum diyorsun bak hala aynı şeyi söylüyorsun. He. Para gidecek diye. Sen nasıl 5000 TL vereceksin? Ama kız diyor ki kendi cebinden takıldım vermeyecek diyor zaten. Dur, ya dur, eşinden alacak. Susun. Şey ben torunum için her şey yaparım. Bak torunum 3 tane dili öğrenecek. Ben de öğreneceğim. Bakın, yabancı çaytınız dili öğrenecek. Ondan sonra artık Avrupa'ya karışıyor. Avrupa'ya sen uyuyor. Ben bunu daha önce ben söylemiştim. Ben öylesine ben söylemiştim. Belki ileride olabilir bakıcısı dadısı. Bana o zaman sen aşırı tepki vermiştin. Şimdi sen kolundan tutup bulmuşsun öyle birisini. Buraya getiriyorsun bak bilerek bir de buraya getiriyorsun. Kız Karel dillendi ya böyle yabancı diyor konuşmuyor. Yeşil sorsana ne değişti? Bak altında ben her zaman onun her yaptığının altında bir şey ararım. Çünkü bir şey çıkıyor. Ne değişmiş o arada? Ha? İlk başta istemiyorum. İşte ben onu bulmaya çalışıyorum. O şu anda ya benim huzurumu kaçırmaya çalışıyor evde. Yok. Ya benim yok. Sen bir şey planlıyorsun. Yok yok yok. Sen Karel'e birine bakacağım bilmem ne öyle şeylere. Kızım sen ben seni ne kadar sevdiğimi bilmiyorum. Ben demin dedin ki gelinini seviyorsun da hiçbir fikrini almıyorsun. Beni ne, seviyorsun şey ben evde tek bırakacağım diyorsun. Bir şey söyleyeceğim dedin ya hani bir daha evime gelme işte bir daha yüzüne bakmam işte şu işte bu dedin ya hani dedin ya ben de o zaman evime gelmedin diyorum ki Karel'in oğlumu da yolla sen bakıcının orada kal birbirinize bakma. Ya sen ne yapıyorsan yap. Ya valla bir dediğin bir dediğini hiç tutmuyor. Sen ne yapmaya çalıştın acaba? Ama sen beni yollayamazsın işte. Yollayamazsın. Bak bir ticaret yapıyorsan kadınla ilgili bak yarın öbürsü gün kadına borcun çıkar. Başka bir şey çıkar. Kadına soğan satıyor olursun. Ya her şeyi beklerim. Hayır. Hadi benim kayınvalidem altında bir şeyler arıyor da getirmiş kadını buraya da. Filiz Hanım siz de numarasını alacağım falan dediniz. Yaren burada asıp kesiyordu bana söyleniyordu. Hemen ne oldu Yaren? Yeşil. Ben sana ne dedim? Hayır bir dakika açıklamasını yapayım. Hı. Çünkü bayan geldi konuştu. Kayınvalidenle gayet güzel anlaştılar. O zaten 5 çocuk bakıyormuş. Hepsini dile getirdi. Bana mesela ben de dedim ki hani olur da ya bir köşede dursun ne olur ne olmaz. Telefonunu aldım. Hmm. Ama hani ben şey yapacağımdan değil. Ben sadece biraz yabancı dile meraklı olduğum için bayan da Almanca biliyor, İngilizce biliyor. Bir saniye bir dakika. Kursa git. Şimdi yabancı dil biliyor, İngilizce biliyor. Nine. What is your name? Ben de ondan öğrenirim. Ne olmuş teyze, ya? Zaten çok iyi yapmışsın. Ay. Çünkü Yaren çok beğenmişti. Bak şimdi çok ben bir şey söyleyeyim mi? Evet güzel kız. Hala söylüyorum. Ay loko güzel. Gibi. Güzel. Şey, bak güzel kız. Pamuk prenses gibi. Maşallah var. Ama ben burada herkesin Beyhan teyzenin üstüne gideceğini bildiğim için ben birazcık Beyhan teyzeden tarafa düştüm. Ben dedim ki kayınvalideme bırakacağım dedim. Ben sana bırakıyorum sen bakacaksın. Sen kalkıp da benim çocuğum başkasına veremezsin. Hayır kızım ben zaten... Arkadaş olmasın herhalde. Nasıl diyeyim? Ben kız gelininizden nasıl anlatamam? Ne korkacağım ya? Ben seni... Ben kusura bakma. Ben var ya yükselmesi gereken yerlerde çok güzel yükselirim. Ben sadece yabancı dil merakımı gidermek için. Ben bunu göndereyim dışarıya git. Gidin başkanımıza gidin. Ama kız o kadar güzel. Ya bir dakika konuşuyorum. Kız o kadar güzel söyledi ki. Nine. Sen dedin ya buradayken. En azından hiçbir şey olmazsa arkadaş olursun güzel falan ya. Senin de şimdi çocuk yok. Arkadaş olursun kayınvalidenle dil öğrenir. Alın ya siz. Ben anlamıyorsunuz. Ben burada Beyhan teyze. Beyhan teyze herkes sana yükleneceği için fazla şey yapmak istemedim. Hata yapmışım. Ama sen şahitlik davranayım benim çocuğum olursa ben sana bırakırım. Ona değil. Sen kalkıp da benim çocuğum başkasına veremezsin. Bu bir. İkincisi bir saniye bitmedi. Parasını ben mi vereceğim sen mi vereceksin? Ben vereceğim. Sen vereceksin. Evet. Peki, nasıl vereceksin peki? Vallahi ben veririm çünkü ben yabancı dile açık bir bayanım. Tamam sen de dersen 10 bin lira ver o zaman sen. 5 milyar çocuk için 5 milyar da kendin dili öğren o yüzden 10 milyar versen. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hatta çağıralım şimdi Beyhan teyzen bize gelsin. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Önce sen kızı eğitime... zaten öncelikle... Önce sen eğitime başla. Çocuk olursan ondan sonra çocuğa eğitim veririm. Bir şey zaten, merak ettim. Filiz bir saniye. Hani senin ben zaten gelin... çocuk gelişimi mezunuyum. Ben zaten çocuk dilinden de anlayan bir insanım. Ben bakılması gerektiği yerde bakarım ama
destek alınması gerektiği yerde nasıl de bir destek? Ne olur ne olmaz bak, diye şöyle telefonunu alıp bir köşeye koydum. Sanki ben kalkıp ben 5 sene sonra 10 sene sonra senin çocuğun ne zaman olacağı belli değil kızım yani, şu saniye, an için. Bir saniye bir saniye. Ne zaman hani olacağını bilmediğim mi? İçin yedekte dursun dedim. Ama şimdi kalkıp da ben hemen aradım mı? Senin zaten şu anda bebeğin yok nasıl yani. Nasıl bir destek alabilirsin sen yardımcı? Yabancı değil canım. Ya sen ya çocuk için diyorsun. Ben bir şey merak What ettim. What is your name? My name is falan. Bunlar herkes biliyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devamı için ben sana para vereceğim, kursa gideceksin. Ya. Gerek yok. Benim evim zaten sertifika dolu kızım. Görmedin Filiz mi? Bakacağı tutar. Ben kursuna gitmedim. Sertifikalar. Bak görüyorsun değil mi nasıl ortalık karıştırdı getirdiğin kadın yüzünden. Neyse çekimden sonra hemen eve gidiyoruz ki evdeyse eğer... O kadar evde, hemen evde gönderiyorsun. Ne sözleşme, ne yaptıysan, ne anlaştıysan bitiriyorsun. Kızım sözleşme tamam, bozulursa... Kız konuyu ben kapattım. Bitti. Ya neyse bak. Bitir şu konuyu, bitti. Yarencim ya. Ben artık şu kafamı dağıtmak istiyorum. Hı. Sen burada bir şeyler anlatıyordun ya. Evet. Hani kayınvaliden evet, şeyler. Evet, evet, evet. Bayağı dertliydi. O konuyu kayınvaliden henüz bilmiyor. İstersen birazcık öğrenebilir bakalım MTR'ye. Her şey ortada, ben hiç nasıl yani? Korkmuyorum yani. Benle alakalı mı? Bir bakalım neler, isterseniz. Neler. Kızlar şimdi bir şey anlatacağım. Her şeyi bir kenara bırakın, beni iyi dinleyin. Kayınvalideme bir teklif gelmişti biliyorsunuz. Evet. Bir markadan. Kayınvaliden bunun çekimlerine falan başladı. Elbiseleri de aldı zaten. Yani doğruymuş evet, işte. Evet doğruymuş. Almış. Geçen gün Instagram'da geziyorum. Eltim bir post atmış Instagram'da. Kayınvaliden 20 bin TL alıyor. Hediye çeki alıyor. 20 bin TL veriyor firma buna. Gidiyor Eltim'e. Aa. Koltuğunu almış. Bazasını almış. Her şeyini tekrardan sıfırlamış. Tabii Eltim de kendini öne çıkartacak ya her zamanki gibi. Kayınvalidem sağ olsun aldığı 20 bin TL hediye çekiyle evimi sıfırladı. Oh. Ben bunu gördüm. Ya çıldırdım. Sen benim sayemde bir ün kazanıyorsun. Gidiyorsun bunun karşılığını. Param yok diyorsun, pulum yok diyorsun. Bilmem neyimi evlendireceğim diyorsun. Kalkıp gelinle eşya alıyorsun ya. Cevap vereyim. Ya bekliyorum cevabını, evet. Şimdi kızım hani sen dedin ya tesettür firmasından teklif almamıştır dedin ya. Hı. Heh. Ama bak gördün ki almışım. Hı. Bu bir. İkincisi... Mesele bu değil zaten heh, şu anda. Devam. 20 binlik çek aldıysam heh, eğer ben, heh, eğer onu ben aldıysam hı, bu benim şeyim. Heh. Bu seni kararın ilgilendirmez. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Evet. Ben bitireyim. Ondan sonra sen konuşursun. Bu benim kararım. Bana gelmiş bir çek. Yani kalkıp da sana mı harcasaydın? Bir saniye. Ben o zaman bunu, daha mı iyi olurdu? Ben bunu niye yaptığını çok iyi biliyorum. He. Beni birazcık kıskandığın için, hatta beni kıskandırmak için diğer geline bunu verdin. Artı şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen diyorsun seni ki... Niye kıskandırayım? Sen diyorsun sen ki... Sen benim gelinimsin? Sen diyorsun ki benim... Ne diyorsun mesela? Benim param olsa ben bekar oğlumu evlendiririm diyorsun değil mi? Evet. Sen niye gidip 20 bin TL çekini oğlunu altına almadın da gelinin eşyalarını harcadın? Gitsin onun el ayağı yok mu? Gitsin çalışsın. Tutmuyor mu el ayağı onun? Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Hazır yemeği çok mu seviyor kendisi? 20 bin, yani 20 TL'yi ben nerede harcayacağımı ben bilirim. Tabii bu o da İkincisi, zaten senin burada ben, ün kazandığını görmüştüm. Hayır. Ün kazandığını gördüm. Kapını açmayan kız anneciğim 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 diye yalvarmıştır. Sen de al kızım hediye çekin demişsindir. Bak oralardan vurma. Yok, oralardan girmeye gerek yok. İstediğim yerden vururum, hiç kusura bakma. Ben 20 bin TL'yi nerede harcayacağımı bilirim. Harcadım. Bunu küçük, mısın? Hayır ben bunu küçük oğluma da harcarım. Zaten bak biliyorsun hani bir gün yarın ona da altın alınacak, eşya alınacak. Alsaydın belki, o zaman. Belki ona yatırım yaptım. Alsaydın. Hayır belki ona yatırım alsaydın yaptım. Ne malum almadım. Ne malum bak kız, almadım. Kız ne diyorum sana, kız sosyal medyada girmiş. Senin normalde şey yapmayan kız. Benim kayınvalidem 20 bin TL hediye çeki aldı ve sonuç. Eşyalarını çekmiş, atmış. Vallahi Yaren, 20 bin TL'yi ben kazandıysam eğer o hediye çeki bana geldiyse ben onu istediğim yerde kullanabilirim. Ama sen biliyorsun benim ne kadar adalet gördüğümü. Senin adını kullanıp para kazanıyor ben, ve öteki gelini evet, veriyor. Sen burada kalkıp benim sayemde ün kazanıyorsun. Hayır, nasıl ün? Hayır bak ben senin sayende ün kazanmadım. Bunu zaten ben içeride kayınvalidenin odasında... Söyledim. Sen ama Yaren de geldin buraya. Yaren de geldin buraya. Yaren'in ihtiyacı mı var eşyaya? Hayır, yok onun ihtiyacı var mı? Onun da ihtiyacı. Ne, ben kendim yatırım sen yaptım. Böyle eşyaya yatırım yaptım. Sana balı yağ sürdü tabii böyle bir güzelce. Sen de kaldın. Ha bundan sonra diyor musun? Vallahi sen çok iyi biliyorsun. Çeyrekler senin. Kusura bundan bakma sonra benim kimseye yedirecek çeyreğim de yok, bileziğim de yok.
asla benden çeyreği... Sen tek başına mı kazandın? Benden çeyreği... Sen tek başına mı kazandın? Benden çeyreği alıp da sen geline veremezsin. Vallahi gitti. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar. Hayır, merak sen etme. Ya, ben de seninle geldim burada, yarıştım. Ha. Benim sayemde alıyorsun. Bunu da inkar edemezsin. Aha. Biz buraya başından... Onlar ne oluyor? Ortaklaşarak ya, geldik. Şimdi sen fikir değiştiremezsin. Değiştiririm bu benim. Ya benim bekar oğlum var. Bak kendine söyledi. Bekar oğlumu evlendireceğim dedi. Gitti 20 bin evet. TL hediye çekini diğer gelinine harcadı. Ya onun zaten eşyası var. E niye aldın o zaman? Onun zaten eşyası var. O yeni gelin zaten. Onun ihtiyacı yok. E niye aldın o zaman? Senin ihtiyacın yok. Benim... Şu anda 3 numaralı oğlumun ihtiyacı tamam. var. Bak kendi ağzıyla söylüyor. İhtiyacı yokken niye aldın? Filiz Hanım bir de diyordunuz ya ben konuşunca bizde konu olunca adaletliyim adaletliyim. O zaman bekar oğlunu düşünseydin sen niye evli oğlunu sen almıyorsun? Sen ne biliyorsun düşünmediğini? Ya, sen ne biliyorsun düşünmediğini? Ya, ne hayır sen ne biliyorsun benim düşünmediğimi? Harcamışsın sen benim diye harcadığımı nereden biliyorsun? Gelinin diyor. Gelinin ihtiyacı vardı almışsın büyük ihtimalle. Ben de bundan sonra kazandıklarımı anneme eşya almak istiyorum. Annemin ihtiyacı var. Vay canım. Yapabilirim. Vallahi ben kıskanmıyorum. İstediğini alabilirsin. İşte adalet. Bu kadar. Başka hiçbir benim şey değil. Benim bekarım yok. Ama inşallah sizi de göreceğim. İşte adalet. Anneme destek olmak istiyorum. Bitti. Filiz teyze diyorsun ki sen de benim gelinimsin. E sen de benim gelinimsin. 10 bin lira ona, 10 bin lira ona verseydin o zaman. Yaren bunu çok iyi biliyor. Bak İyiyim. Yaren bunu çok iyi biliyor. Biliyorsan... Ben her zaman burada başından beri diyorum ki varsa hep yoksa hiç. Peki hani vardı niye oğluna bilezik almadın? İki daha bileziğini alırdın. Yaren ben zaten buraya niye çıktım kızım? Buraya ben niye çıktım buraya seninle? Açıklayamıyor. Çünkü açıklayamadığım şey yok. Hani? Ben buraya niye çıktım? Ha? Seninle ortaklaşa çıktım. Sen bu şekilde misali. Evet. Sen buraya dedin ki anne yaparız. Ha. Her şey beraber dedin ki Şimdi ne oldu ne işiyorsun? Aldığın bileziklerle oğlunu mu evlendireceksin? Senin diğer oğulların çalışıp çırpınıp hepsi kazanıp yaptı. Senin diğer en küçük oğlun Allah Allah ben hiçbir şey yapmadım değil mi? Gökten zembiyle aşağı indiler. Benim eşim de olsun diğeri de olsun. Çalışıp kazanıp bitmedi çırp da diğeri de çalışıp kazanıp Yaren kusura bakma. Senin bana söyleyemezsin. Ben sana ne yaptıysam onu da yaptım. Ama benim 3 numaralı çocuğumun şu anda ihtiyacı var. Ben ona yapacağım. Benim eşimin de ihtiyacı vardı benim o zaman. Şu an, ben ona yaptım yapmam gerekeni. Benim elimde avucumda varsa verdim. Senin diğer oğlunun bilezikleri kendisi yapacak. Öyle bir dünya yok. Ben bunları yemem. Kusura bakma. Tek başıma yani... Hem anne olarak hem baba olarak bir şeyler yaptım. Başında erkek olup da yapamayanlar var. Öyle bir bunu konuşamazsın. Ya eşyadan nasıl buraya geldin? Biz sana diyoruz ki bak eşyadan nereye taşıdın? Haklı çıkartacaksın. Ama sen de nasıl bileziklerini vermem diye. Ben seni dedim şimdi senin diğer oğlunu evlendireceksin. Ya gidecek, çalışacak, kazanıp çırpacak, hayatı öğrenecek bir şekilde. Diğer abileri nasıl yaptıysa o da yapacak. Bu konu burada kapandı. Konumuz bu değil şu anda. Ben de senin bilezikleri, senin 20 bin TL hediye çekin. Oğlunu yatıracağın yerde. En azından gelininizden özür dileyin. Yok. Adaletsiz davranmayın. Vallahi bitirin olayı bence. Vallahi gelinim şu anda gerçekten, haksız düşünüyor. Vallahi benim gelinimden sonra gelinim şu anda haksız düşünüyor. Bak kimseye yedirecek param da yok, pulum da yok. Bitti. Vallahi herkes istediğine yediriyor zaten. Onu evet. Bilin teyze ben bir şey merak ettim. Şimdi diyorsun ya ben oğlumu evlendireceğim küçük oğluma diye. Tamam. Şimdi Yaren size ne kadar harcadı? Atıyorum 5000 lira harcadı. 15 evet. gram bilezik tamam, yaptı. 15 gram. Ona da sadece 15 gram yapman lazım o zaman. Adaletten bahsediyorsan. Evet. Çünkü diğerleri kendisi yaptı, çalıştı. Tazminatını biriktirdi. Mesailere kaldılar. Ama bir sen, şekilde yaptılar. Hayır ama sen şöyle konuşuyorsun. Ama sen kalkın sadece ben yaptım. Hayır. Bilezik alacağım öyle sen bir şey yok. Sen sadece ben yaptım. Kocam yaptı diye düşünüyorsun. Evet. Ya biz aynı evde yaşıyoruz. O benim doğurduğum çocuk. Ya Filiz Hanım neden bu kadar uzatıyorsunuz ya? Adaletsiz olduğunuzu kabul edin. Sen bana mı diyorsun bana? Özür dileyim. Tülay Hanım sen bana mı diyorsun? Evet size söylüyorum. Sen içeride gelinin hakkında neler konuştuğunu çok iyi biliyorsun. Evet. Bak şimdi çıkacak. Ben VTR'yi görmek istiyorum. Sayın yönetmenim gösterir misiniz VTR'yi? Tülay Hanım şimdi olayı bana getirdiniz değil mi ya, Filiz Hanım? Ya bak şimdi göreceğiz. VTR'yi görelim. Her zaman kaynanalar, gelinler anlaşamayabilir. Ben de gelinimle tartışmıştım. Oo. Sosyal medyadan bir paylaşım yapmış durumda. Bir yazı yazmış, okudum. Direkt bizim bir iki saat önce yaşadığımız olaya bağladı. Açtım gelinime sordum. Dedim ki, kızım sen bunu kime yazdın dedim. Bana dönüp direkt dedi ki, üzerine alınmak isteyen alınsın. Ben orada ipleri kopardım.
Bayağı bir gelinimle gerildik. Uzun bir süre zaten ben ondan uzak durdum. Hatasını anlayıncaya kadar. Merak ettim, ne yazdı Tülay Hanım? İnsan görmek istemediğini bazen mecbur kalıyor. Her gün yüz yüze gelmek zorunda kalıyor gibi arkasından vardı. Size evet. Yazıyor zaten. Evet, evet, bana yazmış. Sosyal medyadan her şeylerini anlatmaları, sürekli bir taş atmaları, sürekli mesaj yoluyla bir şeyler gönderme yapmaları. Evet, evet. İnan ki benim canımı da çok sıkıyor. Bu konuda ben de muzdaribim yani. Kızlar, o olayın üzerine aradan birkaç dakika geçti. Sosyal medyama baktım. Beni her yerden silmiş. Ama. Çıldırmış durumdaydım. Seninki de az değilmiş o zaman. Hani siz diyorsunuz ya geliniz sessiz sessiz. Evet. Hayır, o baya nokta atışı yapar. Bana diyorsun, hadi buyur. Aman Urs, sana soracağım ya. Neden yani bana öyle bir şey yaptın? Yani benim... Ama gerçekten yani net cevap ver bana. Neden yaptım, açık bariz ortada yani sonuçta. Hayır, neden sonra o zaman geri döndün? Sonuçta ya benim sorunlarım vardı o zaman. Senin ortaya çıkıp müdahale etmen yanlıştı. Senin o sorunlarında sen haksızdın. Ve haksız olduğun için ben sana onu... Açık bir dille ifade ettiğim için kötü mü oldum? Hayır, ben hiçbir zaman haksız değildim. Aksine sen benim üstüme geldin. Sadece karşı tarafı savunduğun için hiçbir zaman beni dinlemedin. O yüzden ben de böyle bir yazı yazdım, paylaştım, gördün, sonra da seni engelledim. Karşı taraf dediğim benim oğlum, senin kocan oluyor değil mi? Evet. Biz bir aileyiz ve sürekli yüz yüze geliyoruz. Doğru evet, mu? Evet. Bir olay varsa iki tarafta da hata vardır. %50 %50'dir. Ama sen o olayı tuttun, dönderdin, kendini haklı çıkardın. Hiç de haklı değildin. Haklı olsaydın. Çok da güzel haklıydım. Oh, iyi yaptım, engelledim, yazdım. İçimde bir şey bırakmadım. Engelledin de ne oldu? Gene tıpış tıpış geri döndü. Gene barıştın. Bak şu an yanımdasın. Şu an buradayım. Evet, o zaman öyleydi, şu an böyle. Sen diyordunuz ya arkadaşlar, sessiz bir gelininiz var. Görüyorsunuz değil mi? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yüzünüze söyleyemeyecek kadar korkuyormuş sizden. Ben olsam gider yüzüne söylerdim. Evet. Kim? Bak, o sizin yüzünüze söyleyememiş, sosyal medyadan mesaj veriyor. Siz gençler teknolojiyi böyle neden o kadar güzel söylüyorsunuz. Direkt yüzüne söyleyin. Yüzüne söylemediğiniz şeyler de var. Yazmaya da gerek yok. Konuşmaya gerek var. Yazmaya da gerek yok. Gören görsün, yazmaya gerek var. Niye millet bilsin ki benim gerçekten sorunumu? Hala onu mu savunuyorsun? Evet, konuşmak istemediğim için ben de yazdım, gördü, ben de engelledim. Ben senin ya içinde almış yüzüne söyleseydim. Bundan sonra asla ben senin yanında değilim. Oh, canıma değsin. Hala anneciğim ben yanlış yaptım o an demeni bekliyorum, özür dilemeni bekliyorum. Sen hala kendini savunuyorsun. Gerçekten şu an sana inanamıyorum. Ben haklıydım, iyi yaptım. Sadece i̇yi yaptın. Evet, çok iyi yaptım. Tülay Hanım, bence niye o kadar üstüne gidiyorsun? O bir cahillik yapmış, yapmış söylüyor. Niye siz habire üstüne gidip iyicene... Hani hep diyorum ya ben zaten size, konuşmasına fırsat vermiyorsunuz, hep susturuyorsunuz. Hani kıza şimdiden de gözdağı mı veriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Hayır, şimdi dönderim. O an bir hata yapmıştık, geri döndük. Sorunumuzu çözmüş olarak düşünüyordum ben. Nitekim içinde hala besliyormuş. Tamam, engelledin, oh dedin, içimin yağları eridi. Ama bak gene döndün, dolaştın, ne oldu? Gene yan yana geldiniz, gene yüz yüze bakıyorsunuz. Gene ortak, mesela senin çocuğun var, onun da torunu var. Her zaman kızım, ne olursa olsun, hani tamam bir şey yapabilirsin o anda, tamam sana da hak veriyorum, empati kurabiliyorum. Belki şey yapabilirsin ama bak dönüp dolaştığın yer gene aynı yer. Belki de mecburiyetten şu an, bilemeyiz. Ya. Ne gibi bir mecburiyeti olabilir ki? Bilemiyorum. Yani eşinin annesi olduğunuz için olabilir mi? Sizin de eşinizin annesi yanınızda oturuyor. Ama şu an problem bu yarışmaya gelmek için eşimin annesi. Ben istemedim bu yarışmaya gelmeyi. Benim ne demek istediğimi anladınız mı? Evet, anladım. Ha. Benimle yani konuşuyorsa eşinden dolayı konuşuyor. Belki yani de o yüzdendir diyorum. Belki de o yüzdendir diyorum. O zamanda kaldı, bu zamanda. Anladınız mı? Ben anladım. Ben zaten tamam. Gayet ılımlı tamam, yanaştım. Tamam, ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani o zaman da bu da bu zaman yani. Neden bu kadar büyüttünüz? Neden bu kadar böyle dağlara tepelere neden çıkardınız? Biliyor ben anlamıyorum. Çünkü o kadar içten oh canıma değsin dedin ki. Sanki evet. Hala içinde bir şeyler kalmış da söyleyemezsin gibi. Hayır, içimde hiçbir şey yok. O zaman da öyle tepki verdim.
Şimdi böyleydi. Ha şimdi böyle bir şey olsa yine aynı tepkiyi verir. Havanur, içimin yağları eridi dedin ya. Evet. Vallahi o kadar erimişsin ki bari belli. Yağları falan eridi falan demeyelim lütfen. Yani güzel anlamında söyledim. Sen terse çekmişsin. Ha, gelinim her ne kadar benim değerimi bilmese de ben onu her yerde korurum. Tülay Hanım, Tülay Hanım sana bir şey sorabilir miyim? Sen niye bu kadar hemen böyle celallanıyorsun? Savunma. Bir şey gerçeğinde. Çünkü neden ben gelinimi gerçekten çok seviyorum. Evet, ufak tefek tartışmalarımız oluyor ama tahammülüm asla yok. Hayır, insanlar size olumlu bir yorum yapacağı zaman bile hemen böyle gardınızı alıyorsunuz. Evet, hemen böyle bir şey gibi, silah gibi karşıda duruyor. Belki insanlar size iyi bir yorum yapacak, olumlu bir şey söyleyecek. Dikkat ediyorum, ben de o dikkatimi çekti. Hemen sert ve böyle kendinizi böyle gard alır gibi, yani korumaya geçer gibi. Şimdi Yeşim Hanım şöyle söyleyeyim, yağları erimiş derken... Bunda bana karşı... Ben genel konuşuyorum. Şu an için konuşmuyorum. Hani ya. Aslında orada da kötü bir şey söylemedi ama siz genel bir tepkiniz... Yani sen öyle anladın. Mesela Aslı da dedi ki hani olabilir belki başka niyeti var. Sadece fikir yürütüyor yani. Kötü bir şey söylemiyor. Tamam, siz yine gelime kimse laf söyleyemez. Şey, bir şey söylemiyoruz. Eleştiriyoruz. Yorum yapıyoruz burada. Yani bence artık bu konuyu kapatalım. Şu puanlama da artık bitsin. Sıra sende. Lütfen sana güveniyorum. Beni bul ve 5'i ver artık. Lütfen. İnşallah iki gündür tadıma geldim. İki gündür gelinimi buluyorum. Bugün de bulurum inşallah. Birinci tabaktan başlıyorum. Hadi bismillah. Şimdi bunun tadına baktım. Bu biraz böyle ilk baktığım için tadı ağzıma böyle pek hoş gelmedi. Şimdi ikinci tabaklara da bakıp öyle karar vermeye. Bunun kabağı hiç kızarmamış. Kabaklar kızarmıyor muydu ya? Kabakları çiğ kalmış. Kabak nasıl çiğ kalır? Patatesi pişmiş. Kabağını, patlıcanını beğenmedim. Şimdi üçüncü tabağıma geçiyorum. Buna rağmen bu biraz daha iyi. Biraz daha iyi olmuş buna rağmen. Bunun da patatesi pişmiş ama yani patlıcanlarını, kabaklarını bunun da beğenmedim. İnşallah Yeşim yapmamıştır bunu. Şimdi bir dördüncü tabağa da bakayım. Ona göre puanlamalarımı değerlendireyim. Sanki bana tuzsuz geldi. Acısı var ama tuzu pek şey gelmedi. Kabakları çiğ kalmış, hiç pişmemiş kabakları. Tıkır tıkır ya diyor. Şimdi gelelim puanlamaya. Dördüncü tabağa 1 veriyorum. Üçüncü tabağa 3 veriyorum. İkinci tabağa 5 veriyorum. Birinci tabağa 2 veriyorum. Bugün benden 2 puan alan gelin... Bugün benden 2 puan alan gelin... Havanur. Şimdi 3 verdiğim tabağın başındayım. Bugün benden 3 puan alan gelin... Bugün benden 3 puan alan gelin Yeşim. Ne diyeyim? Şimdi 5 verdiğim tabağın başındayım.
benden 5 puan alan gelin Yaren. Yaren işte bu. Yaren işte bu. Lezzet. O kaban neresi çiğ çok merak ettim. Kayınvaliden verince çıldırıyorsunuz. Başkaları da veriyor. Ben anlamadım ona ya. Ona da çiğ dedi. İki insanı bir şey söylemedin mi? İki gün üst üste bulmana şaşırmıştım. Ha. Rotar yaptın. Evet. Hayret bir vermedin. Ama üç ne? Sen benim tamamının nesini beğenmedin? Söyle söyle öyle uzaklara dalma. Vallahi yani haklısın. Şuyu ne olmamış desen, de bana. Ne desen haklısın yani. Ne haklı oldum elime ne geçti? Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç koca bana bir hiç. Niye iki verdiniz? Onu da benim ben... tabağım bir numaralı tabak. Evet ilk tanıttığınız zaman da iyi yorumlandınız. Gayet güzel dediniz, pişmiş dediniz. Ya ben gelinime 3 puan verdim, sen 2 puandan bahsediyorsun. Tamam ben soru soruyorum, hakkım olanı soruyorum değil mi? Hani neden? Ay yorumunuza karşılık. Neden? Ama yani... Gayet vermedim. Güzel dediniz, pişmiş dediniz. En olmamış bak, bir şey söyleyecektim. En olmamış bizimkiydi. Bak bir şey, bir şey söyleyeceğim. Siz şu anda gerçekten bu puanları, bu yorumları kabul ediyor musunuz? Çünkü ben etmiyorum. Çünkü böyle yaptın sen. Ya ben senin yaptığın şeyi söylüyorum. Üçüncü tabağa geldin dedin ki bunu yedim çok güzel. Aslıhan kabakları sedetiyor. Bak ben üçüncü tabaktan bahsediyorum dörtten değil. Yedin beğendin sonra diyorsun ki bunu beğenmedim. Bunu inşallah yaşım yapmamıştır. Evet. Birinci tabağı da öyle yaptın. Birinci tabağı yedin beğendin. Sonra evet. Dedin ki bunu hiç i̇şte beğenmedim. Benim tabağı da beğenmiş. Bir dakika. Ben şu an senin ne yorumunu ne puanını asla kabul etmiyorum. Yaren de geçmiş oynuyor böyle şey bu 5 puan veriyor. Şansı alıyorsun bak şansı ya, alıyorsun. Şans mı? Yorumuyla puanları tutmuyor. Bu onun sorunu benim değil. Hani bu lezzetli yaptığını göstermiyor ama yani. Ben görüyorum ki burada 3. sabahın biberi çiğ, 4'ünde kabak böyle ben kabak gibi duruyor gerçekten orada. Kabak çünkü. Pişmemiş işte pişmemiş yani. Kabak çünkü. Bak şunlara. Hadi şu çok ince doğramış da benimki biberi güzel pişmişti. Bak hiç ince falan demedi bu arada. Haberiniz olsun. Fark etmedi evet. O genelde ben yine bakayım ona. Yok hayır bakayım. Beyhan teyze bakmıyor ya. Yok genelde bir şey demedi yani. İyi pişmiş dedi üstüne. Gel ben göstereyim sana gel. Ya benim tabağımı elleme. Git kendi tabağınla ilgilen lütfen. Kendi tabağınla ilgilen. Yine iyi geldin. Kendi tabağınla ilgilen. Yorum yapabilirsiniz zaten. Ben size yorum yapmayın demiyorum. Bakıyoruz da ama. Tabaklara bakabiliriz. Ama sen hiç tahmin edin. Sen zaten eksik ya. Başkasının tabağına da yapılıyor ama bu. Ama her size has bir şey değil. Ya biz kimsenin tabağını alıp da böyle cimcikleyip de yukarıya kaldırmışız. Yapabilirsiniz. Kayınvaliden yaptı. Benim hiç tabağımdan da çıkardı. 5 verdin. Geçmiş olsun. Ben mi istemedim? Evet. Ben isteyse gelinim ister bulurdum yani. Bilmiyorum. Yani bir oldu yani ne yapayım yani. Teşekkür ederim. Beyhan teyze çok merak ediyorum. Ya bir insan saniyede nasıl unutur söylediğin şeyi? Benim bugün kafam çok dolu. Ama senin zaten kafan iki gündür boştu. Bugün yine dolmaya başladı. Kafam çok dolu bugün. Beyhan teyzenin aklı bence bakıcıda kalmış. Bence de. Bayağı. Ben de söyledim. Hayır bakıcı. Biz sabah evden çıkarken başım ağrıyor diyordu. Ben sana ne dedim? Tam odaklan yemeğini ye, kendine bak, odaklan. Bak bugün yine eskiye döndün. Eskiden nasıl yorum yapıyorsan çünkü bir diyorsun ki eh olmuş, bu güzel olmuş sonra yok yok olmamış, hiç güzel olmamış. Pişmiş mi, pişmemiş mi, tuz mu ne? Ne dediğim tam anlaşılmıyor bile. Verdiğim puan belli değil, yorum belli değil, ayakta uyuyorsun. Ama işte Yeşim Hanım bugün özellikle torununu düşündüğü için dadıya ağırlık verdiği için evet, kafa boş kaldı. Onlara odaklanabiliyor. Hayır, hayır. Evet. Tabağını bulamadım. Hiçbir yani ne bileyim bak, bulamadım. Bak ben artık tabağı bulmayı geçtim. Ben. Onu geçtim. Böyle hani iyi yorum yap. Yaptığın yoruma göre de puan vermeni istiyorum sadece senden. Bu kadar. Artık ben şeyi geçtim. Beni bul. Bana 5 ver. Artık böyle bir vermemene şükreder oldum. Onu geçtim. Ama en azından birileri sana bir şey dediğinde ben seni savunabileyim. İnsanlar diyor ki bana iyi yorum yapıyorsun. Niye bu puanı veriyorsun dediklerine savunabil. Sen de savunabil, ben de savunabileyim. Dikkat edin ne zaman böyle bir şeyler çıkartsa orada, yok kısır günü yapıyor, yok bilmem ne. Ne zaman öyle şeyler çıkartsa zaten beni bulamıyor. Vallahi kızlar çatlasanız da patlasanız da bugün çeyreği alacağım. Yaren 5 almasını kim alırsa alsın ya, bu ne ya? Kızlar, kızlar. Özlediniz mi beni? Evet. Evet. Biraz yukarıda dinleneyim dedim. İyi bu yapacağız. Arada da bugünkü çeyrek altınımızı kim alacak? Onu açıklamaya geldim. Hangi gelin çeyrek altınımızı almış onu açıklıyorum. Evet işte bugünün şanslı gelini bizden çeyrek altın kazanan gelinimizi söylüyorum.
bugünün çeyrek altınını kazanan gelin... Yaren! Buyurun Filiz Hanım. Siz takın buyurun. Belki uğurlu gelir. Ay çok var burada vallahi. Bir tanesini takayım oraya. Vallahi taktım. Teşekkür ederim. Aa, iyi günlerde. İnşallah kullanırsınız. Teşekkür vallahi ediyoruz. Vallahi darısı sizlerin başına. Amin. Havva Nur Hanım siz yeni katıldınız. İnşallah siz de kazanacaksınız. İnşallah. Cuma'ya kadar bir çeyrek altın. Ama önemli olan... Çarşambadan sonra değil, cuma günü 5 tane altın bilezik var. Bugünün puan durumu şöyle. Yaren 16 puan. Havva Nur 11 puan. Aslıhan 8 puan. Yeşim 7 puan. Ve bir gelinin mutfaklarında sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız, çalışanlarımız adına... Bizlerden sizlere sevgiler, saygılar. Yarın perşembe buluşuncaya kadar kendinize dikkat edin. Anasmaldık.